Ouzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. İrade yapıyoruz. Dima 271 51. İrade 27. Arnavutköy'deyiz. Şimdi bazı böyle şeyleri tekrar ediyorum. Böyle nimeti elimizden gitme gitmeden önceki gittiğinden eli kelepçeli bir de nasıldı? Kayıttı ve eli kelepçeli sevk edilmezden önce Allah'ın şeriatı fıtriyesine tabi ol. Allah'ın iki türlü kuralı vardır. İki türlü kafir var, iki türlü Müslüman vardır. İki türlü. Bir irade sıfatından gelen şeriatı fıtriyesi var. Bir de kelam sıfatından gelen tekvini şeyleri var. Şeriatı var. Allah'ın iki türlü birisi enfusidir. Birisi afaki aynı şey. Kanser hastalık ve birisi irade sıfatından gelen şeriatı fitre adetullah kanunudur. Buna uymayan kafir olur. Bunların bu bu lisanın kafiri, şeriatın kafiri değil. 10. kattan atlama, zehir yeme. Münkiri olursun yani. Allah'ın iki türlü e, şeriatı var, kuralı var. İrade sıfatından gelen tekvini ayetler, mevcudattaki adet ilahiyeler. Buna riayet edeceksin. Riayet eden bunun Müslümanı olur. Riayet etmeyen onun kafiri olur. Kafir örteni yani, münkiri olur. Bir de kelam sıfatından gelen şeriat var ki o da iç alemimizi tanzim ediyor. <laughs> o da Kur'an. Evamiri tekviniyeler yani. Bir tanesi ayatı tekviniye. Hep beraber gidiyor. Nereden açıldı? Kanser gibi bunu. Veya vesvese. Psikolojik diyelim. Kanser de öyledir. Bir de psikolojik enfusi bir hastalık, gizlidir. Sanki eva, kelam sıfatından gelen tekvini şeriatla tamir olur. Bunlar. Bir de irade sıfatından gelen mevcudatın adat ilayesini, şeriat-ı fıtriyesine var. Bu da hastalığa benzer. Hastalık organ, or organdır ya, psikolojik değil. Böbreğini arıyor. Hastalık belli, sonuç belli, vesileler belli. Psikoloji de kanserde öyle değil ya. Yani. yani. aynı kan gidiyor abiler. Bir Allah'ın kelam sıfatı var. Ee, bu iç alemimizi tanzim ediyor. Bu münafığa da ben, münafıklı bununla tamir olur. Münafıklık. Aynı üç tane şey söyledim. Allah'ın kelam sıfatı ve irade sıfatı. Ee, enfusi, afaki, münafık, kafir. Organ hastalığı, psikolojik hastalık vesaire gibi. Beraber evet. gidiyor bu. Aynı. Ama değişik unvan ve sıfatları almış yani. İyisiniz değil mi? İyi, He, lazım olur diye yani iradeye başlıyoruz hem de ısının diye. Bu nasıl ki diyor ustad, kelam sıfatından gelen emirlere murat etmek, uymak nasıl ki şarttır. Buna şarttır. İrade sıfatından gelen emirlere de uymak şarttır. Bir tanesi sinsidir. Öyle sinsidir. Yani şöyle. Düşünüyordum. Düşündüğüm için konuşabiliyorum ya. Paldır küldür diye ne konuşuyorsun? Markette bir şey poşetten çıkar mı? Munafık sistemini niye koymuş? Hadi hastalığı anladık. Munafık niye var diye münafık niye var? Psikolojik hastalık niye varın cevabı gibi. Sanki kanser yani sinsi hastalıklar var ya. Yani kanser sinsi ya öyle. Psikoloji de öyle. Aynı silsile gidiyor Allah'ın kanunu. Allah'tan başlayıp mevcudatta uygulanmış, insana taşınmış. Şöyle. Kum saati gibi. Allah da, Allah da tamam. Ondan sonra kainata, kainata taşımış olayı. İnsan da temerküz etmiş, hulasalanmış. Aynı abiler ya lütfen kaçırmayın ondan sonra lazım olur belki. Kelam sıfatından gelen o Kur'an ahlakımızı düzeltiyor, ruhumuzu düzeltiyor. İç halimizi nereye benziyor bu bize uygularsak? Psikolojiye benziyor, kansere benziyor, sinsi hastalıklarımızı. E, eylemsel itibariyle toplumda münafığa benzer. Münafık onunla düzelir. Düzelirsin. Yani onun, onun şerinden öyle kurtulursun. Yani kuralla değil de kelam sıfatından gelenle. Dört tane şey söyledim. Allah, kainat, münafık ve insan. Yani bir de iç alemdeki durum. Bu tarafta ise irade, irade sıfatından geliyor irade sıfatından geliyor. Kainatta adet ilahisi var. İnsanda ise hastalıktır. Eylemsel itibariyle kafirdir. Hariçtedir bizim. Munafık içimizdedir. Münafık karşıdakine denmez. İçimizde Müslüman kılıklı eli bir yani kastı. Munafık. Munafık içimizdedir. Kafir karşımızdadır. Psikolojik içeridedir. Organ hastalığı dışımızdadır organa, uzgan, böbreğini ta değiştirirsin canım kesersin. Ayağını kesersin. Ama psikolojin bozuldu. Neyini keseceksin? Ne bir organ yok ki. Bir organ yok ki. Mesela ders yapmıştık. Yavaş yavaş oluyor geçen işte Armutlu'da birisine denk geldim. O da bu işlerde meşgul oluyormuş. Ondan sonra dedi. Hocam dedi birkaç devlet kabul etti diyor. Mesela diyor ve iki tane kadın saçı organdır. Yani bir saç değildir. Böyle. Ee, kan kan da bir bölüm olacak yani. Olmaya dünyanın çeşitli yerlerine başlarız diyor. O da bir böbrek gibidir. Bu ehli hasta doktor yani. Bu doçent. Mesela böbrek gibi. Mesela ortopedi gibi yani. Göz bölümü gibi. Beyin gibi. Kan komple bir şey olacak. Mesela şey söyledim. Çok garibine gitti. Eee. Dedim ki A eşittir B ise B eşittir A'dır. Allah diyor ki ruhunuzda olanlar simanızda yansır. Elsin ve elvanikum. İçeridekiler herhangi bir yerden yansıyorsa göz kalpten kalp oradan yansır. Ben ifade etmek istemiyorum da zaten bildiğim de yok da ama bilin. Şuralar, 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 mimikler vesaire komple ruhun dışsalıdır. Tamam dışarıya yansır. Simahum fi hucu min eseri sucud gibi var ya. Yani bu içeriden dışarıya bir yol gelmişse dışarıdan da aynı yolla içeriye taşınırsın. O zaman burası da çanak antendir şu. Çan antendir. Çanak antenle uyduya alıyor musun abi? Telefon bazı istasyonu da uyduya verebiliyorsun. Aynı yol. Bir yolla geliyorsa aynı yöntem. Farklı şekliyle ama ama aynı yolda gönül. Eğer içerisi dışarıya yansıyorsa dışarıdan da içeriye yansıyor. Kalp dışarıya taşınıyorsa gözden dışarıdaki şeyler de gözle içeriye taşınıyor. Ya. Yani Sima, peki bunu niye söylüyorsun? Kardeşim, sıf adamın ders yaptığına da bakma. Allah dedi mi? Sesi Sivas Bak bakayım Simas çökmüş. Ne anlatırsa anlatsın. Onun sahibi değil ya. Münafık sinsidir ya. Yani Sima'ya da bak kardeşim. Mimiklerine de bak, bak kardeşim. Sırf konuş, konuşmasına bakıp durma. Aldanma ya. Yani. Simasına da bak, mimiklerine bak. Fiiliyatına bak, konuşmasına bak. Örtüşüyor mu? Allah boşuna mı dedi ki? Elsinetikum lisan ve elvanikum simalar. Aynı ayette aynı şey söylüyor. Aynı yerde söylüyor. Belki işinize yarar yani. Ama bir bakıyorsun acayip acayip şeylerden bahsediyor. Suratı, ayakkabı benim deri, deriden pabucuma benziyor. Yani bu ilmin, bu ilmin te, kimliği bu olmaması lazım. Allah'ın söylediği için söylüyorum veya ben öyle anlıyorum. Elsinetikum elvanikum lisanla simayı beraber zikrediyor. Paldır küldür olmaz kardeş. Bakıyorsun. Ne demişler ki? Ee, şeyde de var. Neyse ki tam ismini söyleme gerek yok. Boyu şöyle olan, bunu böyle olan zaaf noktası odur yani. Ne kadar tevil edersek edelim. Benim imtihanım budur. Saçı beyaz olan. O zaman tedbir alacağım kardeşim. Uzun isem ben Tedbir alacağım kardeşim. Tedbir alacağım. Yani Müslüman tedbir alsın. O da kendi benim zaafım budur. ya mutlaka bir zaafın olmayacak mı ya? Bir şeyle imtihan olmayacak mısın? Olacaksın. Ha benim imtihanım bu, senin de imtihanın bu. İmtihan denilen bir yer. Burada eksiklik değil, fazlalık yok. Yani Müslümandan Müslümana e, uhuvvet olsun, kardeşlik olsun. Ha o zaman ben senin zaafını bilirsem o tarafına dokunmam. Gibi de söylenince kabul et yani. E tamam. Ya evet kaşı böyle olan, burada böyle olan da kibir olur. Sana kibirle dediklerinde sen de ya doğru olma ihtimali var. Böyle... O zaman be, şöyle bu böyle o kalacak böyle muamele olacak zulüm olur. Allah seni o zaman öyle yaratmış olur. O zaman demez ki e, değişsen değiş sen. Kastamonu'da geçiyordu değil mi o ayette? Vel kazimin gaze vel afinanin nas. Gazinizi unutun. insanı affedin. Ben yapamıyorum. Beni böyle kabul edin. Demek zulümdür. Allah o zaman değişmeyeceğini mi söylüyor sana? Peki benim zaafım ne? Benim zaafım bu. Ona dokunmayacağım. Mesela doktor burada. Diyelim ki anne babadan tansiyon ve kalp şeyi var, zaafı var. İlle olacak değil ama çok kolay yakalanacaksın. Tedbirini al. Bak kendisi tansiyon şeyi, anne babası, annesi kendi demişti. E benim tansiyon onun için dikkat ediyor. Kapabilir ya. Ama mutlak olur değil. Dikkat edin bizim zaafımız bu diyeceksin. Şeyimiz bu. Evet arkadaşlar gelelim irade şeyini. Peki işinize yarar diye. Ya. Bunları naklettim ama e, bu satır arası çok önemli. ha. Metozörü elimiz kelepçeli olmadan celbedilmeden derse bu nimeti bil. Hiç kimse bedava hayatın yolda bulmamış. <laughs> Kılıncak sahabe vermiş ben yani şey yapmış. Yani e, eli kelepçeli, kelepçeli ha kayıtlı ve kelepçeli edilmeden, şey. sevk edilmeden ama celbediliyorsun. Allah'ın davetine icabet et. Yani fıtrat iki türlü fıtrat kanunu var. Kelam sıfatından ahlakımızı düzelteceğiz. Munafıklığımız gidecek. Tamam? Bak kelam sıfatından ahlakımızı düzelterek münafıklığımızı kaldırıyoruz. İrade sıfatından e, organlarımızı yani onu Allah'ın adetini düzeltiyoruz. Hastalığımızı kaldırıyoruz. Kelam sıfatının hamelesi insan, irade sıfatının hamelesi melektir. Melek. Onu insana taşıdığın zaman organlar yani melek. Tipinden... Evet donmuş melek. Zaten donmuş melek. Yani mesela psikolojin. Psikolojinin kardeşim kelam sıfatından geliyor. Sinsidir. Kanser gibidir. Ke kelam sıfatından düşünceyle. Ee, maddi organlar irade sıfatından. Organını kesersin. Böbreğin gitti. Yeni bir ayağın kesilir. Gözün bir tanesi gitti. ikisi gitti. Sopayla yapan. Psikolojin gitti. Nereye keseceksin? Var mı? Neyle yapacaksın? İlaç da olmaz kardeşim bunlar. Kelam sıfatından. Spot. Kelam spotundan. Sinsidir o. Ha o zaman e, kayıtlı ve kelepçeli kez, e, celbedilmeden bir, an, bir bakıyorsun öyle bir an. Paldır küldür. Acayip. Abi bir şey derse gideceğiz. Tamam da evet bunu size sor, beraber konuşuyoruz. Arkadaşlar böyle celbedilmeden, kayıtlanmadan, kelepçe vurulmadan Allah'ın yani kelam ve irade sıfatına davetini icabet etmek gerekiyor. Sonra kalitesi düşük olur. Birbirimizi kendini aldatma yani böyle. Evet çok iyi de Allah gene fırsat verdi. Allah kenarın köşesinde tutturdu. O patolojiden gelen şeyle şimdi derslere gitmeye başladığında... Allah zerre, zerretin hayran yarav, şerren yarav. Şerre, zerre kadar verecek ama kalitesi varken niye acı Murat'a biniyorsun ya? Başka lüks araban var mesela. Yani iyiyken sahiplenin bırakmayın kendinizi bırakma sahiplen. Ya evet irade başlıyoruz irade. Abi sözler 511'de bir cümle vardı da bu kelam. Evet neydi şey? Evet nasıl ki beşer bir ümmettir kelam sıfatından gelen şeriat-ı ilahiyenin hamaleleri, mümessilleri, mütemessilleridir. Evet. Beşer bir ümmettir, kelam sıfatından gelen. Konumuz irade olduğu için, irade mi daha eamdır, kader mi? Yani irade mi daha camidir, kader mi? Ne derdiniz bu kadar irade dersi dinledik? Kader ilim nevinden? Kader ilim. İrade, irade. İrade, yani, spor, sıfata... i̇rade sıfat. Yani. O daha am olması lazım evet. kader. Yani, sıfat değil yani. Değil. Kader nedir? Kader denilen bir kere zatı sıfatta yok. Subuti sıfatı Esma, yok. Esma-i Hüsnaların hı. kainatı yaratan, <laughs> Esma-i Hüsnaların bütün e, insandaki e, onaylanması. Tamam kader. Ama irade ise subuti sıfattandır. O zaman kader irademize kayıtlamamış tam tersi. İkisi de başka şeyler. Peki irade neydi? Adetullah kanunları. E, ka şey, e kader neydi? Nizam, intizam, malumat, meşru detayun evamin tekminin, tekvinin hulazası. Yani kainatı yaratan esmaların komprimi. İrade nedir? Bunları irade eden, ortaya çıkan insanda nedir? iç alemde e, ihtiyaç, iştiyak, incisap, meylin hulasası, iradeden evamili tekvini evamili tekvini eden bunlar oluyor. Bunlar yani iyiyim, bunu bildiğimiz için iradeden evamili tekviniye evamili tekviniye yani içsel alemini tanzim eden kanseri psikolojiyi iç alem yani irade iç diş dünyayı tanzim eden cüz-i ihtiyari sana evet. kader iradeyi kayıt demiyor ya. Evet edemez. Ama irade ise kaderi kayıtlıyor değil mi? Kaderimi kayıtlıyor. Kaza. Şey. Kaza, kader, ata. Acayip bir şey ya. Çünkü subuti sıfattır irade. Mehmet kader denilen subuti sıfatta bir sıfat var mı? Yok. E Kader ilim nevindendir. İlim de değil. İlim nevindendir. İki tane şeyle olmuştur. Hali ve vicdanidir. Öyle mi? Hali ve vicdan. Ha, vicdan ne demekti? Cennetle. Cennet. Cenneti gitmeden kapısına. Sırat köprüsü de var. Haşir meydanı var. Berzah var. Kabir var. Sekerat. Sekeratla başlar. Cennet kapısına kadar bütün alemlerin komprimi. Gaybin yani. Bir bize taşınmış vicdan. Vicdan. Ee, şey evet doğru söyledi. Kardeş o 500 kaçtı dedi. Evet onda yani ihtiyaç olur abiler böyle bazen gayri ihtiyari sevk ediliyorum. Niçin onlardan e, girdiğim bilmiyorum. Ben şimdi şuradan e, bildiğimiz şeyler ama tek te böyle yenilenmek gerekiyor. Kader ruhsal güçtür. Şey kader diyorum affedersin irade. Geçen hafta geçen hafta iradenin sureti, iradenin sureti, kanuniyeti, hakikati mahiyetinden konuşmuştuk. Ee, şurada yazayım. Orada cüz ihtiyar biraz sırıtıyor. Oraya cüz ihtiyar yerine dima desek daha uygun olur. Yani dima, dima Ama e, anti antiparantez. Evet. evet. E, dima'da cüz ihtiyarı ya. Hı hı. dima'da cüz ihtiyarı. Peki kanuniyeti vicdanda neresi? Hani onu da o şekilde karşılayabiliriz. Yani dima, mesela dima yazın abi. sureti. Hı. Dima bir kaç? Dima. Şu kırmızı oldu. Mehmet'in <laughs> <laughs> ne, ne çıkacağı belli değil abi. <laughs> dima. Dima'da mesela neresiydi dima'da? Sureti. İltizam. cüz ihtiyar. Yani onun da ayırmıştık. cüz ihtiyarının yerini de serbest bölgede sureti vardı. E, taat kulüpte vardı. Sonra tasdik iltizam falan gibi bir şeydi. Dimağın içinde. Tamam. O zaman bir bütünlüğü diyeyim Dimağ'daki istersen. Dimağdaki cüz-i ihtiyarı desek. Daha, yani şu, cüz daha... Şimdi cüz-i ihtiyarı dedik ya abi. Hasan abi. He ha, dinliyor mu sen doktor? Cüz-i ihtiyarı dedik dimağı için. <laughs> bu sefer vicdanda cüz-i ihtiyar hani vicdanda da başka bir şey dememiz lazım. Vicdanın neresi yani kanuniyeti? Vicdandaki İradet irade, diyor. irade işte. Vicdan, irade. Vicdanın alası elbası olan irade. Vicdandaki irade. O da çıktı. Kalp. Evet. Kalptekinin onu bir latife insanı. latife insanı. Bir ama onu bir tam Sebebi şu. Hakikatların e, kaynağı arş, esmaların perdesi istecil, insanda kalp olduğu için. Haritadır ya kalp, ruznamedir, haritadır. E, her şeyin, dolayısıyla bu kainat da irade sıfatının tecellisi olduğu için hakikatların temerküz ettiği yerdir kalp ve arş. Mesela ruzna şeydir, mizandır, nizamdır, hulasadır, takvimdir, haritadır. Yedi tanedir ya kalp. Yani kainatın yani irade sıfatından gelen evamili tekviniyelerin ayatı tekviniyeleri olduğu için. Daha önce konuşmuştuk ben tekrar olsun diye şey yapayım. Hakikat ismaların perdesi tecelli ettiği yer. Ee, kalbim bütün oradan herhalde geliyordu demiştik. Şimdi ee... Hasan abi buradan bütün fatura dimağı çıkacak gibi duruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak o antika sebebi ee, din e, şey aklı olmayan dini yok ya. Hadiste yani vahi nereye geliyor? Vahi dima dima hitap ediyor. Yani fakat şöyle bir cümle var aldatmasın o sizi. Kalbi Muhammedi'ye gelen vahiy diyor. Kalp tabi kalpla dima ilişkisini bilmeyince o tabiri o mastar olarak geliyor, mutlak geliyor. Mesela diyelim ki neredeler bunlar? Anaot Bu ders nerede oluyor? Türkiye'de dese. Anaot köy. neresi ya? Biz bak neredeyiz? Taş olup. Yani vahi e, kalbin hizmetçisi olan kalbe aittir sonuç itibariyle ama kalbin hizmetçisi olan akla aittir. Yani akıl akla hitap ediyor. Ya, siz, bak, buna, kalp, yani, i̇şte ka, kalp, kalp, kalp sultandır. Ne hangi birimle yapıyor bunu? Mesela dediğim gibi kalp bir bütünseldir. Bütünün adıdır. İçinde Latife-i var, Latife-i var. Yani oraya yakın Lümeşi tanesi var. Ama o mesela vicdan da kalbe hizmet ediyor. Mazar hissiyat, kalpteki hissiyatlar vicdan yoluyla geliyor. Mesela ruhun dört havası vicdanla yapıyor, vicdanla içeri alıyor. Vahiy bu yolla alıyor ama kalpten kopuk değil. Hepsi kalbe mal oluyor. Ama direkt kalp değil. işletim sistemi böyle. Yani kalp bu tarafa, akıl bu tarafa, ruh bu tarafa değil. Bu kalp hepsini cem etmiş, yuvarlak içini almış. Şöyle yapayım. Kalp. Şurası vicdan. Burası akıl. Yani dima. Masarı hissiyat, makesi efkar. Şimdi dima hitap eden bir gelen bir şey kalbe otomatik gelmiş oluyor da fakat nesi yani bu? Nereye geliyor? Akla geliyor. Akıl muhatap edilmiş. Akıl kutsi bir ceber. Akıl olmamış olsa Vay, ne vay? Kim vahiy alacak? Hesap yok. Yani vahiy yok ki. Abi mesela deniyor ben bu fotoğrafı telefonumla çektim deriz ama aslında telefonla çekmiyoruz. Ka telefonun kamerası... Ama ona mal oluyor. Evet sonuç bu sistemin sahibi kalptir. Bu kaptır ama bu aklı yok et. Yani akıl müstakil düşünürsen kalp burada, akıl burada dersen haklısın. Şimdi akıl bir alettir diyor ya. Şimdi evet. Kalbin bir alettir, bir cihazıdır. Vesaire, bu, e bu o kalbe aittir. Onu kabul etmek. E, zahiri ayet var, hadis var, şeyle Bu o, olmaz bu. Niçin olmaz? Zaten onlar da öyle söylüyor Selefiler. İmam Ebu Yusuf diyor ki ben diyor sari ayet görsem İmam Azam diyor. böyle şöyle dese ben onu alırım. Çünkü Sari ifadeler e, bize onu bakacak göz bizde o gözü yok ki işte ondan sıkıntı oluyor. Şimdi bu e, külliyata baktığımız zaman kalp kalp ne ile ayakta dururuz? Make sefkar bir ayak. Şu niçin için kalkıyorum göstermeyin Make sefkar fikir burası. Bununla ayakta duruyor bu vücudum. Ma, tek ayak olmaz. Masar hissiyat ikisi kalbi tutuyor. Kalbin Kalbi meydana götürüyor. Ha bunun dışında başka şey var mı? Tabii ki şuradan kesersek başka bir sürü şeyler de var. Şurada ille bunlar yok. Bir sürü şeyler var mesela. He? Tabii o dışında. Evet. Ne yapmışlar ya? çocuk Abi bu kalbi muhabbeti değil de kalp ve akli Muhammedi desek direkt şey olurdu zaten. Uydurdu şeyleri var ya. Evet. o tasdiklemiş olur. Şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi aklı Muhammediye de, demiş olsa yani dışarıdan gelmesi lazım. Bir işte şey dışarıdan bir bilgi geliyorsa aklı Muhammediye gelir. O yolla gelir. İçeriden bir bilgi, şey geliyorsa yani ilham vahi kalp yolu gelir. Yani. Evet. O yolu oluyor, oluyor. Yani oradan kopuk düşününce kopuk. Böyle yapıyor Abdurrahman. Bir lefi mahfuza gelmeden insana vahiy geliyor mu? Bak şimdi bir daha. Şöyle yapayım da. Ee, burası kelam sıfatı. Allah'ın sıfatı sıfatından. Nereye geliyor? İnsana mı geliyor? İlk. Lef-i mahfuza lef geliyor bak. Lefi mahfuz. Buradan in, insana geliyor. Öyle değil mi? Lefi mahfuza inmiş. Sonra Kadir gecesinde iniyor. İşte Lefi mahfuzun bizdeki karşılığı akıldır. Kelam ilk önce lefi mafıza sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Şuraya kelam ilahi deniliyor. İlahi. Şuraya şuradan aşağıya vahyi ilahi deniliyor. Vahiy ile kelam ilahi farklı. Bunu Mahmud Efendi cemaatinden da sormuşlardı. Yani kelam ilahi ile Vahiy ilahi ne farkı var? İrade sıfatından direkt Muhammed Aleyhisselatü Vesselam muhatap değil. Lef-i mahfuza indirilmiş. Lef-i mahfuzdan insana indirilmiş. O zaman lef-i mahfuza inmeye bir umpan koymuş. Kelam ilahi deniliyor Risale'de. Lef-i mahfuzdan insana inmesine vahiy ilahi. Peki lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı nedir? Dima'dır. Arş azamın bizdeki karşılığı ruhtur. Arşın bizdeki karşılığı kalptir. Kürsün bizdeki karşılığı insandır. Nefistir. Yani lefi mahfuzuz. Eğer direkt vahi insana inseydi, direkt kalbe inmez, inerdi. Akıl devrediş olmuş, olurdu. Şimdi şöyle bir tekvini ayetlerinin inmesi de var ama. Onlar da ayet. Güneş ve Ay Allah'ın ayetlerindendir. Bu da Kur'an'ın ikizidir. Yani birisi kelami isidir. O dolayısıyla gene sana geliyor. Ama mesul değilsin. Aslında evet. geçmediği için. Mesela diyelim ki güneşin doğup doğmasından mesul musun? Bugün Ama güneş yok. İman etme şeyin de yok. 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 Yani güneşe iman edin. Yani eğer vahiy kelam sıfatından insana inse lefi mahfuzu es geçse, bypass etse vahi direkt insanın kalbine iner. Başka şansı yok. O vahiy kaldırmaz. Neye benzer? Keban barajını direkt eve bağlarsanız ev yanar. Arada santral var. Bir şey mi diyeceğim? Ha. Şimdi geçiyorum şeye. O yolla geliyor. Ama bir yerde dese ki e, Kur'an lefi mahfuzdan Cebrail'siz direkt peygamberimize indi. Cebrail olmadan vahiy nasıl alacak? Ama insan Cebrail'den de üstün. Kap akıldan da üstün. Tamam insan Cebrail'den de üstün. Direkt olur mu? Olmaz. 278 290 Kardeşler bu iradenin çeşitli yerlerini 290. sayfa size göndermiştim. Oraya 290 bakarsanız, diyor ki, irade ile cüz-i ihtiyar arasında, daha önce konuşmuştuk. Fıtrat-ı asliye, e, fıtrat-ı asliye, insanda dört e, tane şey var. Fıtrat-ı asliye, fıtrat-ı selime, ihtiyaç, e, ihtiyaç, im, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bu, şeriatı fıtriyedir. Kainatta da öyle, insanda da öyle ama cüz ihtiyarı ile e, arasındaki şöyle şey yapayım ben ayır dediğim şurada diyor ki kendisinin kendisine dönüşme hali meyli. E, irade ile ihtiyar arasında şöyle bir şey yapmıştık. Şu mu, bu mu, o mu, bu mu? Haricden te tercih etmek mahkum olsa irade, irade onların sıfatına mahkumdur. Onların dışına çıkamaz. Mutlaka bir tanesi tercih edecek. İrademi yönlendiren harici sıfatlardır. Üstünlük sıfatı. Şu mu şu mu bu mu? Hangisi olacak? O zaman iradenin kayıtlanmış olmasıyla kayıtlanmış olur. Bunu kim yapıyor? Cüz ihtiyarı yapıyor. İrade ne yapıyor? hiç harici tesir olmaksızın, üstünlük olmaksızın iman küfür gibi, hak ve batıl gibi, doğru ve yanlış gibi veya vaydi kıyası olan itibari ve nisbi emirler gibi hiç halemi tercih eden iradedir. O zaman ben camiül ezdadım her insan, cemül cemdir, her şey olabilirken ben senden olsam diyorsun. Hayır sen ben benim gibi olmayacaksın. Sen sen olacaksın. İşte ben olan beni yapan iradedir. Bu kadar nihayetsiz olasılık ihtimaller içinde, mümkünatın içinde, benim alemimde her şey olabilirim. Karakterli olabilirim, zalim olurum, alim olurum, şöyle fasık olurum, hırsız olurum, sadık olurum. Bir sürü şeyler var. Bu olabilme ihtimali içerisinde iç alemde ben ben olmayı yapan cüz ihtiyarı değil, iradedir. Ben, ben ben olacağım. İrade olmakta olandır. İrade zıtlardan, farklılıklardan seçim yapmak değil. Zıtlardan seçim yapmak değil. Ha, Onu irade cüz-i ile yaptırıyor. Kalp gibi, akla veya vicdana yaptırdığı gibi. Ee, i̇rade irade e, diş dünyaya cüz ihtil diyor ki mesela onun dediğiniz hemen öyle yani bu şimdi şu an yazdığımız insandaki iradenin sureti kanuniyeti hakkatı şu an mesela konuştuğumuz Allah'ın kainattaki şeceli hakkattaki görünen zıtlardaki işte mesela sureti belki kanuniyeti yani gene oradan yaparsak e, otur otura gitmiş olacak. Yani burada bu şey iç alemde o zaman Yazayım mı diyorsun bunu? Yok. Yani, yani tabii toparlayabilirsek yazabiliriz. Yani şimdi şöyle. <laughs> yani insandaki ne dedik? Cüz-i ihtiyar dedik. Az önce mesela zıtlardaki tercih yapmak. Ama sureti. ama şeyde bu gene e, zıtlar gene bizde. Her şey bizde. Zıtlar mesela insan e, ruh muayen bir özelliğine sahip değil. Cinsiyeti de yok. Yaşı da yok. Ama nesilleri her şey olabilme ihtimali için hangi bedende bulunduysa, hangi şartlarda bulunmuşsa, örf kültür gelenekte nerede bulunmuşsa ona ait oluyor. İşte iç halemde nihayetsiz olma ihtimallerimiz yok mu bizim? Fasık olursun, alim olursun, cahil olursun, kalkmasın yataktan, gelirsin, namaz kılarsın. Yani iç halemde böyle e, tercihler var ya, şu değil, olmaz bana. Yap. Bu seni dürten Kayıtlayan örf. Yakışmaz bize. Örf diyorsun. Anane, kültür ve gelenek. Bunlar aynı zamanda irade edin etkiliyor. Ama bir sürü ihtimaller var iç alemde. Yani dış dünyada da var. iç alemde de var. Dış dünyada eşyanın üstünlük sıfatı mecbur ediyor. Yedi yani tane elma mı, 5 tane elma mı? Cüz mecburdur 7 tane almaya. İrade böyle değil. Üstünlük yok içeride. Emri itibari emri nisbiler var içeride. Onlardan işte o iradenin sureti malum dimada vahidi kıyası yani. Nedir o? Dışarıdan alabilme özelliği, emri nisbiler. E, aldım emri nisbileri. Yani soğuktur, sıcaktır dışarı, dış dünyadaki kıyas oluyla aldıklarımı alabilme özelliğimize emri nisbiydi. İçeride örf, anane, kültür, gelenek bir de ilimlerimiz var. Ahlak var. Ahlak. Onunla harmanlıyoruz. Bunu kim yapıyor? Emri itibari yapıyor. Emri nisbileri, emri itibarileri. Bak emri nispi, emri itibariyle harmanlarsa bunun ikisinin komprimine vaidi kıyası deniliyor. Vaidi kıyası irade ben olmayı seçiyor. Ama niye... Her şey olabilirken ben ben oldum iç alemde. Sonra ben dış dünyada eylemsel veya ihtiyarla tercih ettiriyorum. Bunu burada başlıyor işte dima. Dima dedik ama içindeki evet kayıtlar bir sürü. İradenin kontrolünü kime verdiniz ben anlamadım. Kendinizdekini yani bendeki manasında. İradeyi kullanan kendinizde? benim, e, benim dahilimden mi kullanıyorsa. Tabi mesela şöyle irade neyin sıfatıydı? Vicdanın. Vicdanın aynı zamanda ruhun dört havası. Ruhun dört havası. Yani ne demek? Ruh şurada de kabul edelim. Kalp şurada. Kal şey seviye olarak. Ruh, kalp, vicdan, dima. Diş kapı yani. Bu akıl. Şimdi ruhun dört havası. Yani ruhtakiler e, vicdan yoluyla dışarıya çıkıyor. Bak nasıl demek ki vicdan kim etkiliyormuş? Ruhtakiler vicdan yoluyla çıkıyor diş dünyadan irade, şey ne var, irade var, İbadetullah. Ee, zihin var, his var, latife-i rabbani, tarafkirliklerin bu yolla, bu yolla çıktığı gibi bu yolla da ruha gidiyor. Vicdan öyle bir sistem koridor. Hem akla hem kalp arasında berzahlık yaptığı gibi. Yani şöyle ya. Ruh, kalp, vicdan, akıl, beden. Alemi şadet. İnsan böyledir yani. Hepsinin bir iştevi var, işte işi var yani. İlk farklılaştan ilk farklılaşmamız iradeden başlıyor. Evet, ilk oradan başlıyor. abi, onun için çocuk mesela yalanı bize öğretiyoruz. Baba baba yok de yok de yok de evde yok de. Telefonda yok de yok de yok de falan başlıyoruz böyle veya ha vereyim. Aa, bu sefer alıyor veriyorum dedi yalan. Çocuğa yalanı egzersiz olarak öğretiyoruz. <gülüyor> ha? <laughs> Aynısını ne yapıyor sana değil Mesela aha bak aha misket buradan alıyor alıyor. Aa. Bu şey yalan olmadı mı? Fiili yalancılık. Onu itiraz eden çocuğun itirazı iradesinden, iradesinden geliyor sonra. Evet yani kardeşim vicdan doğuştan var. Fıtratı, fıtratı, fıtratı asliye. asliye. Tamam fıtratı asliye. Biz bozuyoruz onu. Oysa biz ne yapacaktık? Bunu besleyen arteller var, şarteller var. Dima. O neyi besliyor? Ee, cüz içe şey, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Bunlar vicdanı besliyor. E ya yani ne yapıyor? Dimadan, izandan aşağı iniyor. Vicdanı besliyor. Vicdan kalbi besliyor. Kalp ruhu besliyor. Ruh ben olanı beni besliyor. Besliyor yani böyle. Sistem böyle çalışıyor. Yani bir tekelcilik yok böyle. Bütünsel ama anlamak için böyle tasnif edilmiş risalelerde veya maneviyatta. Fakat aslında içeride hepsine usta şey diyor. Basit diyor. Ruh basittir. Basit derken sokak ağzı değil yani. Basit kimliksiz, kişiliksiz, vasıfsızsa basit derler. Terkip olmayan. Terkip olmayan. Evet. Dolayısıyla her şeydir. Hiçbir şey değil ama kendisini her farklı birimle ifade eder. Bak ruh kendisini direkt yapabilir. Ee, vicdan yoluyla. Ruhun 4 bak ruhun 4 havası, vicdan. Vicdan aynı zamanda ve dışarıdan gelen eylemlerimizi irade irade iç alemde irade. Zihin Zihinde mesela tefekkür ettiğimiz her şey zihinde diriliyor diyor. Hüşyar olup diriliyorlar diyor onun için sözde. İmtihanımızı kendimiz belirlemiyoruz. Evet. İmtihanımızı belirlemiyoruz. Ama evet. bu sistem içerisinde kendimi kendim belirliyor. İmtihan denilen nedir biliyor musun? İstidatlar var ya istidatlar. Yani şöyle. İnsan ne cennettir ne cehennemdir. Şeceri hilkat değildir. Bak şimdi. Şeceri hilkatın aynası ruhtur. Kainatın aynası kalptir. Alemi şahadetin aynası kürstür. Ha? Fakat o enenin ise değildir bak. Direkt zata bakıyor. Direkt. Zata ayna. Onun için meleklerden üstündür bu cihette yani insan. Ene. Eneyi de diyor insana verilmiş. İnsan deyince bunu zannediyoruz. İnsan. Beşer, beşeri insan zannediyoruz. yanlıştığımıza yanlışlığımıza bak. Beşer zıtların cemidir. İnsan olmak kolay mı? İnsan. Peygamber. İnsan yani. Abi ruh cevher olduğu gibi eni içinde o cevher vari bir ifade kullanılabilir mi? Yoksa ayna mı denir enine? Yani ene za zaten şeydir. Ayni misal. Fakat Şöyle bir şey denir, değil. He. Evet. De eni... Şöyle Davut şöyle da yeğenle çalışırken -Mutlu. bu e, bir şey ilgimizi çekti de hani onlar biraz daha hassas olduğu için onlar biraz daha fazla bu tür şeyleri buluyorlar. Şu ayna ya hiç böyle düşünmemiştim ben de. Aynanın bu parlak yüzü. Bir de arka yüzü var. He, yani iki yüzü var diyor. Lan ben hiç aynanın iki yüzü var. Ayna diyor Elif'e benzer diyor. Onu Elif'i nasıl ne Elif'e benzer bu? O zaman şöyle düşündüm ben böyle. Aynaya Elif gibi bakarsam gözükürüm geçerim arkasına gözükme. Aynanın Elif'in yok diyor. O da şey dedi ki şuradan bak bir de dedi. Elif değil mi? Elif, aynayı böyle yüzüne koyma. Ya dikine koy, Yanama. Böyle geç. A ne haber? Sensin. Böyle geç. Yoksun. Elif yani. Şurası şu. İki yüzü var diyor. Bir bir yüzü var, bir bir yüzü var. Yani İrfan böyle insan pek hatırına gelecek şeyler değil de. Hasan insanlar aynacı. Yani hakikaten öyle abi baktım. Ona. Koydum aynayı böyle yanlamasına. Çok ince değil mi? Geçtim şöyle. Bir kendimi gördüm. Kendim böyle baktım. Aynı olan ben yok oldum. Arkadaşlar iradeden ne oluyor biliyor musunuz? Böyle. Tabi anladığım hepsi de e, bu budur değil ki. Baştan sonra hep anladım. İrade. irade nasıl çalışıyor? Oraya gelecektim, ihtiyarla farkını yapmak için. Ondan sonra kahve içeceğim. İrade mutlak ve muhit. E, ustad onu e, enede üç tane söylüyor. Mutlak, muhit, hudutsuz. E, Armutlu'da çalışırken... çalışırkenle bulduk. E, bir tanesi ustad ona şey diyor. E, ulum hikmet bir de altında şey var enede. Ulum hikmet hikmet yokuzda da mıydı ya? 30. sözde geçiyor. ulum 30. Söz, sözün şeyinde ulum üç tane şey. Yani ben onu esas söylemek istediğimi unutmayın. İrade Allah'ın sıbıtı sıfatlarının sıbıtı sıfatın Ulu, nur, e, ulum nur, nur, ha ha nur ulum nur hikmet yazayım şunu ulum nur hikmet şöyle de geçiyor nazm-ı mani ile e, mutlak muhit hudutsuz Yani. Öyle mi çıkıyor Evet. Neyse. Buradan o çalışıyor böyle şey, şeyde. E, irade cüz ihtiyarı denmiş. Şey cüz irade denmiş. Allah'ın iradesi subut i sıfattan ya. Bizdekine murit deseydi derdim ki Allah'ın iradesi cilve cemal nakış sanadı. Yani mürit şeydir, esmadır. Mürit. Mesela ilim sıfattır, alim esmadır. Kudret sıfattır, kuvvet esmadır. Hay, muhi gibi. İradeye diyor ki, muhi hiç kullanmadan cüz-i irade diyor. Cüz. Ha, buradan dedim ki, muhi demeden, aslında muhi deseydi tamam. O zaman iradesini irade ettiğim kadar irade irade sahibidir. Direksifatta mı Direkt, Direkt sıfatta. Atlıyor. atlıyor. Cüziyetten külliyete çıkıyor o zaman. Cüz irade. Esma'yı kullanmama şeyi var. Yöntemi var. Yöntemi var. var yani. Bu muhtin şeyde İmam Rabbani Hazretleri de kullanıyormuş. Eylül'e soru şey yaptım da dedi ki evet dedi çok ilginçtir. Bir daha. Ee, Ondan zaten kafam tu tuhaf oldu. Dedim ki kader... E, zatı sıfata kader var mı? Hayal edin, dizin. Yok abiler. Subuti sıfattan... Hayal edin. Yok. Kaderin subuti sıfatı yok. Ee, kader diye... Böyle ancak... E, esma da bilmiyoruz. Kader. Miktar diye böyle diyoruz ancak. Kader için ustad alt tane şey diyor. Nizam intizam. Nizam intizam malum etme şu tayin evamir tekvini hulasısı. İrade daha eham. Daha cami. Kim irade kaderden? Nereden geliyor dedim bu e, daha cami olması? Esma'dan daha arkasında olduğu için. İrade nedir o zaman? İrade Allah'ın subuti sıfatlarının e, şualar dokuzuncu sayfada tayin ve teşahhus etmiş tayin ve teşahhus ederse iradesini bak benim irademle iradesini irade ederse bak elimle gösteriyorum irademi iradesini irade edersem bu irade cüziyetten külliyete çıkıyor ve kaderin arkasına geçiyor. Sanki bak sanki kainatı ben irade ettim. O zaman ne oluyor biliyor musun? Nekki getiriyor sana farkındalık Osman. Yani bu dinin sahibi benim. Bu Kur'an'ın sahibi de benim. Her şeyin beni O kadar hamiyetli oluyorsun ki kendini yırtacak gibi peygamber yaptı ya kendini yırtma kendini. Yani dinin, din Mesela diyelim ki beni işçi almışsın fabrikaya. Nasıl çalışırım? Fabrikaya ortak olmuş. Yani din benim. Çalışan ben amale, amele değilim ben. Dinin amelesi değilim. Din benim ya, benim fıtratımdır. Din eğer cennete gitmek için olsa insan öyle düşe kalka olur. Gel ya işte yataktan din namaz kılacaksın, bilmem ne yapacaksın. Çok zor. Ama cennete gitmek için ya. Oysa din hayatın hayatıdır. Hayatın hayatı. Hayat bedenden çıksa ne olur? Din hayatımızdan çıkarsa o olur. Yani o zaman din fıtratı asliyemdir. Fıtratımdır. Aslımdır. Yani benim ya. Ben. O, bu sefer bir şey, birisinin birisini arkasına takılmıyorsun. Birisinin işçisi değilsin. Sen senin sahibisin. Sen, sen seni inşa edeceksin. Senin bu. Sensin bu dinin şeysa, fıtratının aslıdır ya. Şeriat, kainata koyduğu şeriat kanunlarını bize bağlamış. Bize koymuş. Benim yani ben Aslı benim. O, o, bu iradeden geliyor. Ha, i̇radem nereden geliyor bir daha? diş etkilenmeden şu mu o mu bu mu üstünlük sıfatıyla etkilenen şey cüz ihtiyaridir. İrade ise bak elimi koyuyorum. İrademle iradesini irade edersem ettiğim kadar bendeki irade iradesinin Allah'ın iradesinin taayyun ve teşahhus etmiş halidir. Ki şualarda 9. sayfada diyor ki Böyle diyor, e, sıfatları insanda tayin ve teşahus eder. İşte mutlak hürriyetimiz oradan geliyor. Hudut mutlak, hudutsuz muhit. Bunu e, şeye, göklere, zemine, dağlara yani şöyle yapmıştı galiba. Göklere emanet var ya. Ee, zemine dağlara verildi emanet. Kabul edemedi. Hepsini ne yaptı? İnsan kabul etti. Abiler tam neredeyse bir beş gün bu nazm-ı mani ve şu ayna da lütfen çok şey yapın. Bu ayna var ya ince bir elif. Ben şöyle düşünüyordum. Şu camı böyle diyordum. Çeviriyordum aynayı. Aynanın şu tarafı kardeşim. Aynanın Elif'in diyor iki yüzü var diyor. Aynı böyle diyor. Bir de mi, Nazmi Mani bir şey bulundu. Onu yazsam hepten acayibimize gidecek. Yani tahtayı çevirsem. enenim var ya. O yukarıdaki dördü çözememiştim. İşte o şey çocuk. Onu aşağıdaki dört danağı burada açtı diyor dört tane hüküm cümlesinin açılımı var aşağıda. İsterseniz onu yazarım ama. Ha? Çok iyi. O Oo, arkası dolu ama sileriz. Bir çevirsen onu. Çevir. Ee, açı yukarıdan aşağı üç tane şeyi zikrediyor. Dur bir bakayım onu bir yazayım. Yazmayayım mı? Onu ben yer, yeri göstereyim siz şey yapın. Anladım anladım kopacak doğru. Ben onu ee, o yer on yazarsak evet koparız. Koparız koparız. Tamam. Ama ben size yeri göstereyim onu. Ha bak yaz okuyorum. Yazma uzun olur demek yani en aynı misal. Bir. Yaz onu tamam dursun. Vaydi kıyası. iki Aleti in inkışaf. Üç. Manay harfi gibi. Dört. Bunlar ne olduğunu söylüyor şimdi mesela. E, manası kendin olmayan. E, bir tanesine diyor ki. En aynı misal. bunun iç, açılımı açılmış şöyle diyor. Manası kendisinden olmayan, başkasının manasını gösteren. Nazmuani. İki, vaydi kıyası. Vücudu insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel. insan O vahidi kıyası. Biliyoruz o ...emrin ismi, emri itibari. gösteren. Sonra alet inkişaf vücudu insaniyetin kalıbına oraya okuduk. Mahiyeti beşerinin hüllesinden ince bir ip. Manay harfi, harfi ise şahsiyeti ademiyetin kitabından bir eliftir ki elifin iki yüzü var. Elifin. Elifin iki yüzü var. Biri hayra vücuda bakar. İkincisi o yüz ile yalnız feyze kabildir. Vereni kabul eder. Vereni kabul eder şu. Mesela aynaya geçtim. Verdiğimi kabul etti. Ne, ne nasıl anladım kabul ettiğini? Beni gösterdi. Verdiğimi kabul etti. Ha. Yalnız e, ne diyor? E, o yüzden yalnız kabul. Vereni kabul eder. icat edemez ama. B, e, bensiz bende olmayanı gösteremez. İcat edemez orada aynada. Aynayı düşünün şöyle. Vereni kabul etti. İcat edemez. Halik değil. İcat edemez. O yüz fail değil. İcat'tan eli kısadır. Bir yüzü de şere bakar ademe gider. Şere, öteki yüzü. Bu bunun. Bu Elif'in. Böyle baktığın zaman Elif bir yüzü var böyle. Bir de bir yüzü var. İki yüzü var. Böyle derilmiş. Böyle iki yüzü var. Elif'in iki yüzü. Başka nasıl olacak yani Elif'in iki yüzü diye düşünün. Ha, o dört tane şeyi taşıyor. Bu elif öyle bir şey ki mutlak, muhit, hudutsuz, ulum, nur, hikmet ve e, o yüzde fail değil, icat eli kısadır. Bu yüzde şere bakar, gider. Şu yüzde o faildir, fil sahibidir. Niye? Sana gösterdim kendimi. O sen, niye beni gömdün? Yok ettin. Siyah. Failsin işte. Verdiğim aldı. Verende bir şey yok. Siyah yüzü var ya şeyin yüzü. Faildir. Bir yüzü de şere bakar ademe gider. Bu yüzden faildir. Şey, o faildir. Fiil sahibidir. Vesaire. O manyeti harfidir. Yani burada şu. Adama verene verende sorun yok. Ama göstermiyor. Göstermiyor. Yutuyor. Yutuyor. Şimdi gelelim tekrar irademize şey yapalım. Ama bunlar da lazımdı ki. Demek ki e girdik. İkinci. Arada Hasan abi e, eğer akışı bozmazsa bir şey soracağım. E, şimdi e, Adem Aleyhisselam'ın evlatları Habil ve Kabil. Şimdi burada e, birisi bir şeyi tercih etti, birisi, diğeri başka şeyi tercih etti. Şimdi bunların arasında irade konusunda, ee, şimdi din teklif varsa kötü ve iyi diye tercih var. Ama dini teklif olmayınca e, iyi ve kötü yoktur. İyi ve kötü yoktur. İşte onun zaten ile akıllı arasındaki fark o. Teklifi yüklenen akıllıdır, teklifi yüklenmeyen akılsızdır ya. Mesela din akıl yok. Ee, teklifi vermiş midir? Yüklenemem. Yani onun için helal aram yok ki muvattır o. Hı hı. Onda öyle doğru ve yanlış yoktur. Tamam. Vicdanı eğitir miyiz? Yani din vicdanı eğitir. Din haya vicdanın vicdanıdır. Yani onu dinle ikisini ayırt etme. Bir tanesi ee, irade sıfatından geliyor. Vicdan o şeyi. Yani adet olan kainattaki fıtratı asliyedir. Ötekisi kelamla onu besliyor, anlamlandırıyor, doyuruyor. Peki ee, birisinde neyse i̇rade mi, mı? kudret bir avuç toprağı iradeye geçiyor şimdi baktım şey olacak ama o kadar e, şey bu çok önemli irade ya irade aslında ne geçtiğimi zannettiniz ama şöyle değil ben öyle şöyle düşündüm İrade irade bu kadar nihayetsiz muhtemel ihtimaller içerisinde ben şahsiyetimi nasıl kazanıyorum? iradesini irademle irade ettiğim zaman mutlak muhit hudutsuz oluyor. İradem onun için cebir kalkıyor. Cebir olmuyor. Yoksa nereden bakarsanız kap kapın işaret cazıda geçiyor. Diyor ki irademi Allah vermedi mi? Verdi. Ruhumu Allah vermedi mi? Verdi. He? Verdi. Aklımı Allah vermedi mi? Allah verdi. Verene karşı verilen nasıl uh, uh, hür, hür uh, olur? Genece bir var diyor. Öyle değil mi abiler? Kazarsan kaz. İrademi o verdi. Peki ben ben de bir bir yöntemim olması lazım ki ben hürriyeti oradan alayım. Cebirden çıkayım. Nedir o? İrade Allah'ın iradesi mutlak muhit hudutsuz ya. Cebir var mı onda? Haşa. Allah'ın kendi zatının iradesi İrade sahibidir. Cebir yok. Ben de irademi iradesini irade edersem ona tabiri diğerle pist olursam oraya uçak inerse o uçak benim ama ben oraya zemin yaptım insin diye. İradem iradem de onun iradesi gözüküyor. Ben gözükmüyor. Hürriyet mutlak oradan geliyor. Ki usta bu namazlar olunca cüz ihtiyar namaz geçtim. Çünkü çok bak cüz ihtiyar namaz geçtim diyor. Ne ama sonra ne diyor? İrade bütün işimi diyor irade ilahiye verdim diyor devamında. Evet bütün irade ilahiye bıraktım diyor. Bunu nasıl bu başka bir seviye ya. Yani sonradan diyor cümlesinde diyor ki bütün işimi diyor irade ilahiye bıraktım. Yani iradem gibi gözükürken iradesi. Şimdi kudretle irade arasındaki farkı 19. mektuptan bir cümle naklediyorum. Kudret için şöyle diyor. Ya bir otomatik pilot otomatik pilota, pilota bırakıyor gibi. Ya bu bu da tabii ya Hayır. Hangisi, Hangisi istediği dümo mevzuda? Evet. Böyle tasarruf sahip. sahip, oluyor. sahip oluyor. Ama o seviye nerede? İşte hani ne? yani. da diyor ya, ee, fakat yanlış anlama, esbabı bütün, bütün bütün reddetmek Selam, değildir. <laughs> Regi. Evet yani. Ama şöyle ol, Yani biz biz etrafını şey yapıyoruz, kazıyoruz, düşünüyoruz. Yani bu hislerimizi karıştırmadan, başka şeylerimiz olmadan. Yani külliyatta böyle e, bütünsel bakmayı. Hani budur değil, değil. Mesela o savrulur. Bütün bütün esmer. Biz iddia edersek sırıtıyor. Onu biz ben cüz ihtiyamdan vazgeçtim. Hiçbir evet. şey karışmıyor. Hocam enerjiyet. Abi hiçbir şey karışmıyorum deme. Gidaten ta kendisi. <laughs> Şimdi ben burada kızıp desem ki kızdan küstüm ya ben bir şey karışmıyorum desem bu iradesizlik değil ki. Yani e, külli bir şey olacak. Yani, o da de, yani... İrade içteki kişiliğini oluşturur. Cüz-i ihtiyarı dış dünyayı benliğimizi oluşturuyor. Biz oluyoruz. Şimdi 19. mektuptan Teşbihdat olmasın bir ben yola çıkıp şöyle yapsam arabalar beni ezer belki trafik polisi olarak gömleği giydim şapkayı taktım şöyle yaptım o zaman hepsi duracak ya Aynen. devlete intisap ettim bağlandım memur oldum Güzel. dediğini tam yaptığım için aynı şey peki ee... Bu irade ile tevekkül arasındaki bağlantı yani yakın bir şey çıkıyor da nedir? Yani onun belki de bir şekilde görülür mü? İrade ve Mesela altında ne diyor? İşte diyor ki iyi, iyi, öyle bir diyor da bırakmıyor. cüz ihtiyamdan vazgeçtim. Bütün işlerimi irade ilahi bıraktım diyor. Tamam Zaten o teslim, tevekkül, itimat, kanaatın sonucudur bunu yapabilmek. Yani irade bunun sonucu oldu Te, yani bir kamil imanın iradeli ilahi işi bıraktığında tevekkül etmiş mi olur? Hayır, tevekkülle irade. tevekkül malzeme oldu. Ha, ha, Sonuç tabii iman tevidi. Tevhid tev teslimi, teslim tevekkülü. Sade, saati tane ne demek? Şimdi bu tevekkül, e, e, tevhid onlar süreç. Onları yaptın, kemal halini buldu. Ayna darlığını anladın. ...ha ruhum buna ayna, kalbim buna ayna, vicdanım buna ayna, bedenin buna ayna... ...iç aleme döndü. Ee, üç tane sahit. B bütün bütün her şeyden hizmeti de bırakmış böyle. Zata aynadarlık dönemi demektir. Üçüncü sahit. Yani artık o e, birincisi siyasete vesaire var ya birinci 40 yaşına kadar mücedditlik. Sonra 40 yaşından 70 küsüre kadar yani 80'e kadar diyelim ikinci sahip. Yok nerede daha birinci öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama ancak naklediyoruz yok, yok. ya. Yani. Yani parça parça atıyoruz da yani bir şeylerime bakıyorum dediğinizde. Tabii canım o, o nimet olur hepinizde var. Mesela nurları tanımadan önceki doğrularınıza bakın. Nurları tanımadı. Nurları tanıdık veya şu Enfus programına 10 seneden beri beraber yürüyoruz ya. O zamanki halimize, tercihimize, iç halimize bakın. Dimadan önce. Yoksa küfren nimet olur. Allah'ın nimetini inkar olur. Evet var ama benim değil. Diyeceksin. O zaman o tevekkül teslim süreç netice... İrade, -i... i̇rade -i ilahiye anlamı... o diyor ya şualar 9'da dokuzda. İyâ kenâ budu ve yâ diye diyebilen de oluyor bu zaten. Orada onu ayeti koydu usta. İyâ kenâ budu ve yâ kenesteyn. Muhataba zamiri oldu. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ben, sen, o. Üçüncü tekil şahıs ya. O alemlerin Rabbidir. O ahiretin sahibidir. E, o Rahman ve Rahim'dir. <göhöh> evet. Ama gaybanı oldu. Huzura ne yaptı? Dedi ki, ya kenabudu ve ya kenestir. Peki alakalı evet. yani, evet. olduğu için devam ettiriyor musun? İman tevhidi, evet. tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet yani irade ilahi işini bırak. İşini bıraktı. Saadet evet. Ver. Mesela cüz-i ihtiyari terk etmeyen halim o zaman ta tevhid bile değil sanki. Yok yani cüz-i ihtiyari e, dış etki dişler dışarıdan etkilenendir. Tevhid olmaz olur mu? Tevhid var. Tevhid tevhidli. Te, yani teslim, seleme, eylemsel. Teslim ne demektir? Bilmiyoruz ki. Teslim oldum böyle değil ki. Elimi kaldırdım teslim bu değil. Teslim sünnet-i seniyedir. Seleme, İslam'dır yani. Sünnet-i uymak tevhid bak tevhid dima. Teslim sünnet-i ile çalışır vicdan. Te teslim, tevhid, teslim, tevekkül, itimat, kanaat mıydı? Yok, tevekkül saadettir. Saadet, saadet-i idare. saadet idare ne demektir? Saadet'e at böyle diyoruz. Saadet-i darini, burada orayı, orayı da burada yaşama hali ya. Haleti ruhiyesi bu. Bunu hal diyor usta. Burada o or, oranın, oranı orayı yaşıyorsun. Buradayken oray, orayı, yaşıyorsun. İmam-ı Rabbani dediği gibi avamın diyor ahirette beklediğini diyor. Havas, havas orayı burada yaşar zaten. Nasıl oluyorsa. Ya bir düşünebiliyor musun? Kabirdekileri seyrediyor. Mira, miraç Miraç yapıyor. Miraç yapıyor ya. Şimdi düşün daha yaşarken Arş-ı Azam'ın İsrafil Aleyhisselam'ın azamet heykelini e, seyrediyor diyor. Yani bu nasıl arkadaşlar ben daha yolumuzu göremiyoruz. Lamba yanmadan e, tuvalete kalkamıyoruz ya. Arş-ı Azam diyor ya. Arş'ta demiyor ha. Ayağımızı göremiyoruz. E. Şeyin dediği gibi bir abi ismini zikretmeyeyim. Arş da arş azamın diyor farklı olduğunu ilk defa duydum dedi. Ve sabaha iki üç defa dersi dinledim dedi. Arş da arş azam. Şimdi arş demiyor ki. Yani bir de ustad lef ezeli diyor. Lefi mahfuz. Lefi mahfuza 16. lemada çok nadir insanlar giriyor. Lefi mahfuza giriyor ya. Lefi, lefi ezelidir diyor aynı zaman. Ezeli levalar. Vahiy direkt gelmiyor. Vahinin indiği yer. Oradan sonra peyderpey geliyor. Zaten vahiy buradan oraya kadakin adıdır. Lefi mahfuzda insan arasındaki. Lefi mahfuzdan kelama kadar vahiy değil ki. Kelam ilahi. Yani ama bu nasıl görüyor? İsrafil'in azamet heykeli nasıl seyrediyor? Bu ne demek ya? Vahdete intikal etmiş abi. Vah, çünkü sırrı vahdet, dekalet, israfil, misal bir Heykele i̇şte iki, ikinci şu anda değil mi? E, dese ki kainatın vücudu donsa. Öyle bir şey olsa ki Mehmet. Kainattan çıksam, dağdan çık, dağda olsam taşı toprağı görürüm. Çık böyle dağdan. Çık 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 dağ görürüm ya. Kainattan çık Ali. mı altında İsrafil Aleyhisselam olur. Öyle diyor. Kainat diyor İsrafil azamet heykeli. cismani diyor, cismani Kainatın cesedi, vücudu İsrafil Aleyhisselam. Kain, aklı Cebrail. Ee, ruhu Azrail. Hayatı İsrafil. Vücudu Mika şey, İsrafil. Vücudu yani o hayat. Yani ikinci şuada geçiyor. Yani böyle topladığın zaman aklı gidesi geliyor. Neyse geçelim. İrade ile kudreti ustad eylemde şöyle şey yapıyor. 19 mektupta Mucizat Ahmediye ediyor diyor ki bir avuç toprağı küffarın yüzüne atarak her biri birilerine ayrı ayrı e, ayrı ayrı birer avuç toprak yüzlerine gitmesi bu kudretmiş. Ağacı yanına çağırıp gelmesi iradeymiş. Çok ince bir tuhaf. Bakayım ayrı misin İbrahim. Bir avuç toprağı küffarın yüzüne attı. Şahaten vucuhu yüzünüz kara olsun dedi. Böyle bir avuç eylem var. Eylem var bakın. Fiil var. Ben yaparken aslında o yapıyor. Sen attın ama ben attım diyor. Nasıl? Ben attım. Kudreti Tobestofurla sen ne oldu yani? Sen attın ama ben attım diyor. Ben attım diyor. Bir avuç toprağı atıyor. Hepsinin ayrı ayrı gözüne gitmesine kudretmiş. Ustad kudret söylüyor. Kudretini gösteriyor diyor. Ağacı yana çağırıp gelmesi iradesini gösteriyor. Bir avuç toprağı atınca abi cüz'i kül cüz cüzden kül oluyor. Umumuna tesir ediyor. Ben oluyor. attım diyor bak. Ha? Eylem. Ağaca çağırıyor gelmesi. Keramet de bunun cilvesi işte. Yani adetullahın kanun arkasına geçmek. Peki arasına geçiyorsun. Bir baktım böyle ee, yine çalıştım şeyde esbapsız tecelliye mazar İsmi Azam'dır. Evet. A A A Şu şimdi gördüm. Hı. Esbapsız tecelli ...ismazamdır. Azam'dır. Esbapsız tecelliler isimlerden oluyor. Esbaplılar. Hı. Mesela o zaman. Yani bütün böyle bu kainata elmayı ağaçtan ya. Bu tarlada mesela esbap da bütün bütün terk etmek değil. Ee, esbap alimi esmalarla hurda haş olmuş. Bunlardan sıyrılıp sıyrılıyorsun. Esbapsız bir tecelli suyun üzerinde yürüyorsun. Veya ne bileyim elinde su oluyor. Peygamberler Aleyhisselatü gibi su akıyor. Esbapsız tecelli. Bu ismi azama masariyetli oluyor. Keramet de öyle. Onun bir cilvesi. Keramet. Peygamberlerin takipçilerinde oluyor. Evet. Acayip bir şey. Çok acayip ama. Bunu altınlık Allah Allah. Ustad mesela bazı kerametleri olmuş. Ee, mesela diyor ki normal mı arkadaşlar lütfen lütfen arkadaşlar bir düşünün. Kainatın diyor bu, bu söz normal mı? Size normal mi geliyor? Yani hayretim artıyor her gün. Kainatın diyor İsrafil Aleyhisselam'ın azamet heykeli cesedidir diyor. Bu normal bir söz mü? Normal mu? Denilir mi yani? Bu nasıl bir tefekkür? Başka bir şey yapayım. Tefekkürün makamına bak ustada. Dünyayı içine biz boğulurken dünyanın bir cüzünde köyün bir tarlasına şundan buradan bir bir hadisede boğulurken Ustad Arnavutköy'den çıkıyor, İstanbul'dan çıkıyor, dünyadan çıkıyor. Dünyaya gidiyor saat yapıyor. Tefekküre bak saat saat koluna koyuyor. Tef ya ben bu anlattığına bakmıyorum birinci derecede. Nereden bakıyor nasıl baktı bunu? Beni en çok etkileyen o. Mesela kainatın böyle bakarsan sıradan bir cümle gibi. Ha tamam vay böyleymiş. öyleymiş. İsrafil aleyhisselamın azamin şey cesedi cismani bir israfil olur diyor. Kainatın vücudu israfil. No, ha, tamam okudum. Kardeşim dağdayken taş toprağı görürken çık dağdan görürsün ya. İsrafil'in heykeli olduğunu şu kainatın vücudu nereden bakıyorsun sen? Nereden bakıyor? Terakkiyatına bak yani. Ya arkadaş ben dünyanın en ufak bir şeyi boğuyor beni. Dairesi parası şunu bunu eşi aşı eşi boğuyorken. Sen alacaksın dünyayı koluna saat yapacaksın. Ve diyeceksin ki gece gündüz saniyeyi sayıyor. Seneleri dakikayı sayıyor. Asıl yüz sene. Sen hangi seneye geçtin ki yüz seneyi saat sayıyor diyorsun. Bak diyor ki Sema da diyor. Başka bir ibre. Yeryüzündeki bitkiler, hayvanlar ayrı ibre. Zemin ayrı ibre. Yerin altındaki ayrı ibre. Yedi tane ibre var. Sen neredesin ki bunu söylüyorsun? Bu nasıl bir şey ya? Ya normal söylenilen sözün söylenebilmesi için nereden bakıyor onu görürse gayret ederiz. O için heyecanlanırsın. Ama sözün zatına bakarsan anlamayız. Hayret ederiz, geçeriz, gideriz. Koyarız kenara. Başka araçlara geçeriz. Başka kitaplara şunlar bana. Ya arkadaş, israfinin vücudu olduğunu sen kainatı nasıl dersin? Dünyayı nasıl saat yaparsın? E, ee, şey, enenin, ele, ele ne demek ya? Bütün mutadit defa alimler demiş ki emaneti kübra ruh demişler. Kur'an demişler. İnsanlık demişler. Emanet, emanet. Ustad diyor ki... Akıl demişler. He, akıl dediler vesaire. Dediler de dediler. Ustad e ne diyor? Sonra iki yüzü var diyor. Biz de debelenip duruyoruz. Elif'in iki yüzü var. Lan Elif'in neresi iki yüzü ya? Nereden bakarsan bir yuvarlak. Her taraf yuvarlak. Dönüyorum ben. Nasıl iki yüzü var ya? Bir taraftan bakarsan bir, gözüküyor ama halk edemez. Ayna beni gösterir, varı gösterir olmayan şeye bana renk katarsa halk fail olur halik olur yapamaz vücudu işte bazı ben düşünüyorum ya beni hem gösterecek fail olmayacak ayna ötekisi geçeceğim karşısında beni yok edecek Ah siyah yüz nasıl gösterecek ya aynayı böyle tutsam e, yüz ya bunun ötekisi olmaz Hayır. elif olmaz bu ayna bir satih olur Elif ince bir ip, tel diyor, tel. O zaman kenarı ya herhalde. Çünkü böyle yaparsam belki belki de yanlış düşünüyorum canım. Yani bu nedir demiyorum tabii. Bu elif nasıl cam elif olur? Ha bir, ben bir tarafına geçersem beni gösterecek, bir tarafına geçersem beni göstermeyecek bu elif. O zaman böyle yaptım, beni yok etti, böyle baktım, beni var etti. Elif öyle düşün. Aynadır diyor. Ayna nasıl elif olur? Elif herhalde böyle olur. Peki ne zamana kadar böyledir? Daha iyisini düşüneceksen, tefekkürün varsa onu getirsem onu kaldıracağım. Daha iyisi bulunana kadar doğru budur. Elif'in 200 var. Nasıl olacak ya? Bir tarafı beni halk etmeyecek, gösterecek, bir taraf beni gömecek, yok edecek. 200'ü var diyor. Ama aynanın kendisine desen 200'ü yok, tek yüzü var. Baktım tek yüz. Tek yüzü var ya. Yani. Elif'in diyor. Aynanın demiyor. Elif. Manayı eski manayı harfi de yapıyor. Öyle de de yapıyor. Evet. Yani Elif'in kendi... Manayı harfi ile manayı harfi düşünseldir. Bu gösteriyor. Elif'in tahtaya çizdiğimiz Elif harfinin de manayı ismiyle harftir. Yani bir de ismi manası. Evet mesela şey diyor. Kademdir yani. Ay, 200 var. 200 Mesela gidiyor okuma yazması olmayan diyor se Sema sayfasının bir mimi 2 nun yaptı diyor. İki nün yaptı. Nasıl yaptı? Şöyle çok çok tuhaf. Bak şöyle bir tuhaf. Şu mim ya. Şu da mim. Bak ne yapmış biliyor musun? Ben şimdi ikiye bölüyorum. Ötekisi de bu neydir? Ayn. Bu nedir? Adem yokluk. Bu elif yani şey a <gülüyor> varlık. <gülüyor> He böyle nun gibi nun gibi olmuş elif yani. Ama da elif olur. Nun varlık varlık oldu. Ondan sonra o Şeyden şey yaptım, merak ettim. Arkadaşlar çok tuhaf. Ene ve Zere, ne otuzun şey? Ayrı bir risale koysun zerre. En iyi şey zerreyi enenin içine niye sokuyorsun? Nazmavani ile düşünüyorum. Zerrenin ene de ne işi var? Eneni zerrenin orada ne işi var? Yani çok tuhaf soru sorarsak külliyata Soru sorduğumuz kadar cevabımız vardır. Soru sor. Yani bu ene vücudu yok. Ee, zerre vücudu var. Var gibiydi. Atomda zerre. Çok tuhaf. Burada ne işi var? Niye soktun buraya diyorsunuz ey ustam? Yok tuhaf şeyler oluyor külliyatta. Ene'nin yanına zerreyi niye koyuyorsun? Ayrı bir 31. söz Zerre Risalesi. 30. söz ene risalesi yap. Ene vezere niye diyorsun? O acayip şeyler ya. Devam ediyorum abiler. Ben bir soru sorabilir miyim abi? Sor abim. Şimdi iki tane şeriat vardı ki şeyde dersin başında kelam sıfatından gelen bir de irade sıfatından gelen vardır. <laughs> Şimdi irade sıfatından gelen de kelam sıfatından demiyorum. İrade sıfatından gelen de irade-i işini bıraktığı zaman dolayısıyla irade işini bıraktığı zaman dinde bu şeriatta irade sıfatına gelen şeriatta tasarruf yetkisine sahip olur mu? Tamamen bırakıyorsun. İrade iradesi mutlak ki Allah'ın. Uyu üç tane şey koydu. Hudutsuz, mutlak muhit Allah'ın. Allah'ın. Şimdi irademi onun iradesini bırakınca benim iradem ne oluyor? Aynısı olmaz. Cüzisi olur. Artık ben tamamen onun gören gözü işiten kulağı yüren ayağım hadisi kutsisine mazar oluyor. Toplam, ben bu kişiye sahip olur mu? mesela? Evet. Kadir gecesini 27 gün gecesi mesela. Yani bu sefer Kadir ismine mazar olduğunu e, o şey yetki işte keramet bu. Mucize. Aynı bir yönden. Evet. Aynı bu yönden de. Evet. Sen yapar her gece her gece Kadir gecesi. Kadir gecesini olursan bu olur. İradeye mazar olursan İrade kainata ne tasarruf ediyorsa sana veriyor yetkiyi. Yetki sana veriyor. Sana yetki Mesela, veriyor. Başına şey Boşuna yani. nasıl der biliyor musun? Dönemiyor. Nasıl nasıl Dönemiyor. der ki sırtın borç olsun, Sırat Dönemiyor. köprüsünde diyor. Usta demiş ki sadakatla devam edin. Sırat köprüsünde sırtımın borcusunuz diyor. Nasıl der? Bir din alimi der mi? Dememesi lazım şey evet. göre dememesi lazım. Evet. Yani gibi. Yani. Ama bir din âlimi bir, bir der mi ki azamet heykeli, israfili görüyorum. Kardeşim, İmam-ı Rabb, alacağım. İmam-ı Rab Hazretleri diyor ki işte avamın inandığı var ya göreceği beklentisi olacağı ahireti dünyada yaşıyorlar kardeşim. Ahireti bunları görmeyecek miyiz? Ahirette ne göreceksen Yasin sen Hasan sen hepsini burada yapıyorlar zaten. Bunlar, bu, bu, bunun için bu söz mü yani normal bir söz mü? Dünya ahiretin üzerine tenteneli perde. Normal bir söz bu. Bu nasıl dersin? Neredesin ki sen söylüyorsun? Bakıyorum mu dünyaya. böyle dünyayı koy. Ahirette orada. Dünyada onu Ha kıyas ediyorum. Ha dünya alemi şadet hem de dünyada değil ha. Alemi şadet ahiretin üzerine tenteneli bir perdeymiş ya. Vay Allah Allah. Bu nasıl der ya? Normal değil ya. Hiçbir şey değil. Normal demek istiyorum biliyor musun? Külliyata böyle baktığın zaman bir tuhaflık var yani. Seyli mümteni ya. Yani. Bir tuhaflık, bir tuhaflık çalışıyor. Böylelikle üzerimizdeki battaniye ha ülfet kalkıyor. Ülfet kalkınca gözüküyor bunlar. Bizi ülfet sarmalamış. Sarmış ülfet bizi. Bu ülfet yani. Sen nereden bunu değer dersin? Hasan parmaklarını böyle yapmış. Ama karınca diyebilir mi burada? Karınca burada. Hasan parmaklarını sıktı diyebilir mi? Diyemez. Ancak dışarıda olan der. İşte bizi ülfet sarmalamış. Kelam böyleymiş. nakle diyor. Biz de naklettik bitti. Kafaya soktu Bitti. Rabbi dur hele ya. Dünya alemi, ha, alemi şehadet. Alemi gaybın üzerine ten teneli bir perde. Nasıl der? Neredesin ki söylüyorsun? Peki İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni hep naklediyorum gene ya. Avamın orada biz be, neler olacak? Vay! Dünya buymuş, ahiret iş işten geçti. Dünya buymuş, Derste buymuş, dershaneye gitmek buymuş, yeme içme buymuş, oruç buymuş, namaz buymuş, helal haram buymuş. Hepsini görecek miyiz orada? Yövme seray. Her şey ortaya çıkacak. İşte biz avamın diyor orada beklediğini havas vay yaşarken ikisini bir karıştırıyor zaten. Geylan öyle diyor. O kadar beraber yaşamış ki bazen onun hükmünü burada, bunun hükmünü orada görüyor. Karıştırıyor işte. Sonra diyor, geliyor tahsiye ettiler diyor. 149 Siketası kaybede. Geldi tahsiye etti diyor kendisini. Ya arkadaşlar burası burası değil ya. Ülfetten katılaşmış, donmuş, camit olmuş yani donmuş donmuş burası. Ülfet katılaştırmış burayı. Ülfet kalkarsa bunlar gözükür. Ha Allah Allah. Ben diyor bir Allah'ın kulu sormayacak mı ya? Yatsı namazında o aleme girdim diyor. He he girdin yani öyle. Sen çocuğa hikaye mi anlatıyorsun sen ya? bir insan kendisini diyorum yani. Sen kendi aklına ne yapıyorsun ya? Yatsı namazında o aleme girdin. Sen zaten yatsı namazı kılan sensin. Sen sana mı girdin yani? Nereye girdin? Yatsı namazını kılan ben değil miyim? Ben senin evine girdim Yasin. Anahtarı verdin bana. Anahtar namaz. Ben de evine girdim. Yasin namazında ben o aleme girdim diyor. Anahtarla girdim kapıya. Ya ben klan benim ya. Kim kime girdi ya? Ben, ben ben de isem neyle girdim? Ben zaten oradaydım. Ben bana ben nasıl girdim ya? Normal değil bunlar. Hiçbirisi ülfet sarmış bizi. Ülfet sarmış, berbat etmiş bizi. Ülfet sarmalamış ancak tefekkür imani, tefekkür imani ile ülfetten kopar insan. Yani o ülfetten sıyrılır tefekkürle. Öyle değil. Başka olmaz. Yoksa yaşam şansı yok. yok. Şimdi sayfa <laughs> Sayfa efendim abi. Şey, bir şey efendim. Ha, tamam. Ee, şey, irade ilahi işini bırakanın ee kainatta e, tedbir yetkisi oluyorsa ama o o o makamda olana ne biçim makama verilmiş? İşte o zaman üstadın ifadesi e, kendine hususi, şahsi bir ifade olmuş olmuyor mu? Hususi ve has, has olsa, o yol kapalı olsa zikretmez. Hatta Her zikredilen o kapı açıktır. Değil irade-i mazar olmak, Ta Mirac'a bile o yol açıktır diyor. Kanun bu. Evet. Mesela esbapsız tecelliye de kapı açık 20. söz zikri diliyor. Bunun üminesini bulun. Miraç yok mu? <laughs> Var. Mirac o. Ha Mirac'ı cüz'i. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hasıl olsaydı yatsı namazına giremezdi. Biz de hiç alakasız olsaydı Risale'de konmazdı. O zaman mesela biz de kendi hayatımızda irade ilahi işimizi bıraktığımız haller olabilir. Esbapsız... Cüzi cüzi oluyor. Mesela hayatın her tarafı safhası ihlaslı değiliz. Ama bugün iki, iki saniye ihlaslıydım. Bir hafta önce bir dakika ihlaslıydım. E hayatın her safasında ihlaslı olmanın adı ne demek biliyor musun her safha? Huzuru etem denilir. En tam. E, ustad gibi zatlar huzuru etem değil huzuru tam var. Bizde yer yer ihlas, yer yer huzur olunca huzur, denilir. Huzur, huzur utan, huzur eten. Bu da o nihayetsiz makamatı intihac ediyor. Evet, nihayetsiz. Arkadaşlar yani bu bu tuhaf ya. Yani. Kendi kendine var ediyorsun. kendini ortaya çıkartıyorsun evet. var dedi mi? 279'u açar mısınız abiler? 279 size... irade ilahi işini bırakmaya hakikati tevekküle yapışmak diyor o şeyde. Bak Allah Allah. Ne diyor? Hakikati tevekküle yapışmaktır. Okuyayım abi. Ben ben de, benim çoğuşuma gidiyor yani o iş. O çare ise şudur ki cüz ihtiyariden dahi vazgeçip... 17. sözden okumuyor musun? Abi. O çare ise şudur ki o cüz ihtiyariden dahi vazgeçip irade-i ilahiye işini bırakıp kendi hal ve kuvvetinden teberri edip Cenab-ı Hakk'ın hal ve kuvvetine iltica ederek hakikat-ı tevekküle yapışmaktır. Ya Rab, madem çare necat budur. Bak. Kurtuluş çaresi budur. Ben de. Man manayı muhalife kurtulamazsın başka. Evet. Ma madem. Madem ben... necat budur, budur, Senin yolunda o cüz-i vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Vay be. Kendimden geçeceğim. Bu mübedeşte gibi okudu. Hem madem diyor baksana. Ama nasıl bir e, ustadımız var değil mi? Nasıl bir yolda yürüyoruz? Yani değil mi? Nasıl bir yol? Yani arkadaşlar en büyük derdimiz bu der, dersin manayı tespit etme ikincidir. Şunu tespit et, bunu tespit et. Bu ülfeti kırmaya çalışıyoruz. Ustad ülfeti kırınca ne diyor biliyor musun? Kur'an'ın hakikatını olduğu gibi tepeyüz ettim, aldım diyor. Ne dedi? Kur'an'ın hakikatını olduğu gibi mahsetti, aldım. Ne demek olduğu gibi? Ne bileyim? Kur'an'da evet. diyor ya. yapar. Evet. Evet, sen de diyor. İşte bütün o bu müzakere, mutala, bu derslerimizin ana teması ülfeti kırmak. O zaman ülfeti kırdım var ya ufak bir kelam bile okusan birinci sözden zıplarsın. Çünkü hepsi tabirdir, kalıptır, penceredir. Bir iptir, dürbündür, merdivendir diyor. Tamam Mesela acayip bir şeydir ya. Ve nasıl ki mevcudatın pencereleriyle bu normal bir şey mi? Mevcudatın pencereleriyle vacil vücudu, vacil Abi, siz dediniz ben demedim. Vacil vücuda bakıyorlar. Niki kime bakıyor? Peki mevcudatın pencereleriyle Allah'a bakılıyorsa aynedir bu alem her şey Hakk ile kayın. Mirati Muhammed'den Allah görünür daim. Mevcudatın pencereleri olursa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne olur? <laughs> Ruhlu pencere. Ağaç, ağaç ruhu yok ki hayatı var. Bak mevcudatın pencereleriyle Allah'ı anlıyorlar, intikal ediyorlar, in inkişaf ediyorlar demiyor. Vacip vücuduna bakıyorlar. Sonra ne diyorsun ustad? Bak ülfet kırılsın diye. Hiç hender hiç olan şu kardeşiniz diyor. Hizmet-i maniyede diyor şeyde mazar olduğu zaman e, hangi isim? Rah rah rahim ve hakim. Rahim ve hakim ismine mazar oluyor. Öyle tamam. Vedud ismine mazar olanlar mevcudatın pencere olup da Allah'a seyrediyorsa bir isim Vedud ismine mazar olup ağaçtan Allah'a seyrediyorsa ey ustad hiç ender hiç olan bu kardeşin Rahim ve Hakim ismine mazar olup sen sonucu söyle o vacip vücudu seyrediyordu sen bütün sözler bunların tereşuatıdır. Bu nasıl kaçıyor görüyor musun? Nasıl kaçıyor? Hiçbir şey... Cevap Bak işler dişler çarpımı yapıyorum. Vedut ismine mazar olanlar mevcudat pencere olup vacip vücuda bakıyorsa, Vedut ismine mazar olan mevcudat pencere olup vacip vücuda bakıyorsa, yani, Rahim ve Hakim ismine bakan e, ya, sözler, ortaya çıkıyor. Ne oluyor ama? Zaten A, bu bu sıçrama deniliyor. Demiyor. Kaçtı. Tamam. Ne demiyor bakın. Sonucu söyledin. Sen sözler bunları mazarıdır. Biz de zaten biliyoruz da aslında. ne yapıyor? şey yapıyoruz. Ülfet kırılırsa gözükür. Yoksa gözükmez. Belki de bazılarının zannettiği gibi enaniyet olur. Birinci sözden, birinci sözden sait Nursi kendisine delil çıkartıyor diye enaniyetle itham et, etme makamına düşer olduğu oldu ya ustadı gıybet etti. Bir şey birinci birinci şuada... birinci söz mü dedim? ...birinci evet. Yanlış oldu. Birinci şua... an. He, birinci şu 33 tane ayetle kendisine diyor ayet kemana şeyi denk getiriyor diye ustadı bu ülfeti kıran zata e, bütün bütün enaneti terk edene enaneti tamı yapılıyor. Yapıldı. Ve ne yapar? o asın nurları, feyizleri yok oluyor onun dünyasında. Zahire mahkum olacak. abdestin farzları, şeyleri onlarla meşgul olacak. Ya. Yani kendisiyle artık meşgul et enfusi şey bitti. Çünkü niye? Asın imamını tanımayan cahiliye ölümüyle ölür diyor. Ya vah 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 değil mi? yazık. Arkadaşlar e, 279 açar mısınız? Açtınız mı? Ha açtınız bir tanesi açan söylesin ki ben de şey yapayım tamam elbette o alem ekber olan kainatta alem ekber o zat-ı vacibül vücudun irade külliyesine ve kudreti mutlakasına kitabımı bin evet acayip oluyorsun değil mi ee, bunların cemi bak irade külliyesine ve kudreti mutlakasını gördünüz mü şöyle bak hiç dokunmadan ha bak ne diyor hadsiz fiiller, hadsiz sadalar, hadsiz dualar, hadsiz işler. bak bunun açılımı bu. Biraz daha bize yaklaşsın. Usta. Kırmızı metindir külliyatın. Hiçbir cihetle ona ağır gelmez bir. Birbirine mani olmaz iki. Üç. O halik Zülcelal'i meşgul etmez. Üç. Şaşırtmaz. Dört. Bütününü birden görür, kaçsa beş mi altı mı? Bütün sesleri birden işitir, yakın uzak birdir. İsterse bütününü birbirine imdadına gönderir. Her şeyiyle her şeyi görebilir, seslerini işitebilir ve her şeyi her şeyi bilir. Her şeyi her şeyi bilir. Şuraya bak. Bitti. He. Ruh şimdi tamam bitti. Yeşil. Ruh ise bir kanun emri olan ruh diyor. Ustadın gene cümlesi. Bir kanun emri olan ruh. Mevzu itibariyle ruhun dört özelliğinden... Nereden bu konu? İrade. Bak çizdim görüyor musun? İrade konumuz ya. Çünkü irade hiçbir tane külliyata atlamamak şartıyla. Asari Bey'de es eski eserler dahi elimde ne varsa irade hepsini tarayıp iş bana göre e, bir maniş şey yapıyorsa mutlaka almışım. Uğraşıyor. İrade geçtiği için aldım. Bunu niye aldınız diye. Şimdi bunu bizde nasıl şey yapıyor? Ruh bir kanunu emri olan ruh. Mevzu itibariyle ruhun dört özelliğinden birini zikrediyor. Yoksa ruh sırf kanun emri, e, e, emriden ibaret değil. Ruhu ruhun dört özelliği var. Ziyayattır, zi şuurdur, kanunem, vücud harici. Burada ruhu e, kanunu emri diyor. Yani bir tanesi kanun emri olan ruh. Yani zannediliyor ki zahire bakarsan ruh kanun emridir bitti. Ya bir sıfatından bahsediyor burada. Yoksa değil. Ruhun kanun emri cihetini tarafını irade sıfatından geliyor. Yani şu. Ee, şuradan yapayım mı ee, toparlasam? Burada bir şey vardı böyle bir koyacak bir şey. Bunu versene abim. Bu önemli de e, çok, e, çok çok hoş. O şeyi de açar mısın dibini? Düşecek o. Tamam. Arkadaşlar ruhun 4 şeyini yazacağım. Zihayat bak. O ana metin şeydi değil mi abi? İlk bayağı o başta şey. Ruhu anlatan kısım. Evet. İrade-i ilahe cilvesi olan evamir tekvini ve emirden vücut... Evet evet. Ya onu talil ediyor şuradan. Hı. E, abiler 200 daha önce okuduğumuz için çizdim ya. Bakar mısın Osman kardeşim? Bu, ha tamam 277. Burada ruh bütün cesediyle öyle bir münasebeti var ki diyor 687. Buradan geliyor, geliyor. Geliyor bunu işledik. Geçen hafta burada kaldık ya. Ruhun sureti, şey, iradenin sureti, kanuni takikatı. Sonra ruhun özelliğini şey yaptık. Şimdi bu bu sıralama, bu sıralama buradan geliyor. Bu bakıyoruz. Şimdi ruhla irade ilişkisine bakıyoruz. Çünkü İrade neydi? Ruhun dört havasından bir tanesi. Bakalım ruhla irade ne ilişkisi var diye. Ustadın zikrettiğini zikrediyor. Şimdi ruhun dört tane. Zih hayattır. Uzak yapıyorum bak. Hayattır. Zih. Şuurdur. Tek yazınca gözüküyor bakın. Bir. Eee. Kanunu emridir. Vücudu harici sahibidir. Bunlar da nereye tekabül ediyor? Kanun, emir, irade, 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 diye söylüyor zaten. zaten söylüyor. Kanunu e, nereden? Şurada. İrade. Açık söylüyor. Buradan geliyor. Allah e, ruh diye bir şey yok. Ruhumdan öfledim ruhunuzu. Ama sıfıtı sıfattan geliyor. Demek ki ruhun bir ayağını irade yapıyor. Tabii yazacağım. Yanlış olmasın diye bakarak yapayım. Zihayattır. Hayat sıfatından geliyor. Hayat sıfatı bu kolay. Sıfatından <laughs> <laughs> Ne onu <laughs> bu İrfan bu kolay zil şuur evet ilim ilim sıfatından bu da kudretmiş vücudu hariciyi dönmüş ya kudret kudret, kudret sıfatından he ses geldi rahat rahat rahat. İlim, irade, kudret. E, tanıdık evet. Geldi. Kelam, ilim, irade, kudret hesabı Çok, mesela e, kelama gel. Bir ses geldi. <laughs> Şimdi ben... E, kırmızı nerede kırmızı? Nereye koydum? Ha şurada. Bak abiler. Şuraya geçer misin? Bak külliyat böyle. Kelam neyi tazamun ediyor? Kelam. kelam ilahi. İlahi tazamun ediyor. Ediyor. Neyi? Bir, iki, üç, dört. Bak dört tane. Görüyor musun? 430 sözlerde. Bak abiler. İlim. İlim. Ne çıkartacağım şimdi bak. Ee, Kur'an okumak ne oluyormuş? Kur'an okumak ne oluyor? İrasya, risale okumak ne oluyor? İlleti tamellidir. Yani Kur'an okunduğu zaman batıl dahi ne olsa, sihir dahi için okunsa, risale okuduğu zaman senin zanına bakmıyor. İlleti tamellidir. inşa ediyor, yapıyor. Yok böyle. İlleti tamellidir ne demek? lüzum, vücub, zaruret. İlim, irade, kudret. Girdi mi o mahluktur. Yani mesela şöyle diyeyim. Ben bakıyorum ama görmek istemiyorum. Kulak. Ben istemiyorum. Duyacaksın. İlleti tamirli. Bitti. Allah Allah. Peki öyle derken içinden şöyle bir şey geliyor. İnsanda da sanki bir sistem var. Onu bile devre dışı bırakabiliyor. Ediyor. Edebiliyor işte. Ha? Bak şimdi ilim. Ne o peki? Ben <laughs> niyet niyet falan diyeceğim. Değil. Yani bir şey onu devre Müslümanda yani, mı okunuyor mesela hiçbir şey olmuyor. Bir itikad ediyor okuyor. Devre okuyor. yapıyor. İhtiyar şey var. Dur var. Ötekisi nedir? Onun, yani He? Ah, tabii tabii tabii. Bir daha ben hiç seni düşünemiyorum ki. İlim, irade, kudret, kelam. Yok bu tazamun ediyor. İlim, e, e, ilim irade, kudreti e, kelam ilahi. Ha, kelam. Kelam. Kelam ilahi. Abiler şu üç taneye şu üç tanesine illeti tamı yazıyorum. İlle, illeti, illeti tamı. Bir, iki, üç. Nedir o? İlim, irade, kudret. Tazamun ediyor. İlleti tamme bu üçü bir araya gelirse 467 mi sözlerde lüzum vücub zaruret. İlleti tamme lugata bakarsanız 4. Risale-i Nur'da ise üç, bu. İşte Risale-i Nur'la. İlleti tamme demek ilim irade bir araya gelince ister istemez o şey olur. Senin artık iraden kalmaz. Vücuda gelir bu. İlim, irade, kudret olursa bu illeti tammi. Şöyle olur mu abi, abi? Geleni söyleyeyim. İlim irade, kudret var illet tammeli. Benim irademle yani benim iradem onun iradesiyle eşleşirse o vücuda çıkıyor. Yani o o zaman senkron oluyor gibi yani. Yani şeyde işte, Yok bir de şu var. İlle iradem iradesiyle değil. Mesela ben bir şeyi irade ettim. Cüz'i irade. Ondan kopuk. Al ustadın iradesi gibi değil. Kudretim de gelirse, ilim de gelirse, Allah adetullah koymuştur, sünnetullah koymuş, o şey oluyor, olmamış olmuyor. Şimdi ben burada ne diyeceğim biliyor musun abiler kardeşler? Şu üç tanesi, bak şimdi sihir büyü şeyli var. Şu üç tane, burada var mı? Var. Eğer biz Kur'an okumaya başlarsak sen isterse niyet et, ister etme. Kur'an okumak illeti tahammülidir. Vücut haricisi oluyor. Çünkü okurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin melek yaratılıyor. Kutsiyet, yani, kutsiyet, bu bu, bu yani. ister, ister şey yapsın kafile onun için depreşiyor. Evet. Yaratılıyor ya. Yani illeti tahammülidir. Peki şey nasıl oluyor? Hani birisi inanmıyor, okuyorsun. Biri inanmıyor, ona tesir ediyor. Aynı şey, tesir ediyor, zulmünü arttırıyor diyor usta. Tabi yani var. Onda da Tabii var. Yani. Ne i̇şte o oldu? karanlığın şiddeti artıyor yani. Daha daha cayip oluyor. Mesela şeytan. Bir vasatta bir diğeri ifrat da tefrit. <laughs> ifrat Artıyor yani. Bu artı tarafı eksi tarafı. Da merak tefret, ne var da onu öyle yapabiliyor? Bir yani diyor. bir sen şimdi illeti tamiri bir şeye kafa tutuyorsun tabi rica Yani sen de. İnsanda üç tane sistem var ya. Ama edelim. kainatta o yoktu. Adem var. Evet. Adem-i sırf var. Ademi mutlak var. Ademi mutlak çalışıyor. Yani, Yok ya. İlleti tamiri bir şey gelecek sen onu uçuracaksın yani. Evet. Ağrısını. Ya nasıl? İlleti tameli geliyor Kur'an. Geliyor abesiyeti mutlakaya. 538. Ha, evet. Abesiye bitti mutlakaya dönüşüyor. Aa, nasıl oluyor ama mutlaka geliyor. Mesela kafir de olsa Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya ben duymamış gibiyim. Yapamaz. Zülmetini artırıyor ki. Okuma diyor. Okuma. Cinik hastalar ne diyor? Okuma. Okuma. Lan ben sana bir şey yapmıyorum. Şimdi misal diyeyim bir tane. Arabayı koydum şey Rize şey sanayisine. Dershane şeyde caminin karşısında. Koydum geliyorum. Hoca ben sana telefon ederim diyor arabayı bitirince. Minibüse bindim. Rize'den geliyorum Sanayi oradan bana. Şimdi içinde dedim Hafızada da çalışıyor ya? Fethiye çalışıyoruz o zaman. Fatih şey hafızla Fethi suresin. İnne fetene kefete mu bin ayet <laughs> Minibüs değil ama gündüz ortası fazla karbalık değil. Kimse de pek yok. İnne fetene kefete mu bin çalışıyorum. Üç Hiç kimse duymuyor falan. Burada üç tane kadın oturuyor. Argüristler mi? Böyle bir onu duydum. yapıyor. Hani derler ya burnundan nefes veriyor falan. Şimdi Allah Allah ama anladım. Ama da kapının ben kapının orada ayaktayım. Kaçacak o şimdi oturuyor. İlleti tameli ya tabii şimdi yeni öğreniyorum tabii o zaman. Bunlar bilmiyorum. <laughs> Şöyle biliyorum ama. bu Gürcü olduğu için. Ha, yabancı. yabancı. Ama Türkçe biliyor. Türkiye'de iş yapıyorlar. Fakat... eee <laughs> böyle ya, oturuyor ya. Yapıyor. İnna fatanike fatan mu'minun. Ama ses dışarı çıkmıyor. Ve ve sonra kalmaz sana sana falan diyor. Beyefendi ne okuyorsunuz? <laughs> Ki herkesin gizli çekti. Şimdi <laughs> şoför de aynı adam bakıyor. Ki şoför müdahale etti şu yönetici ya bir şey okumuyor ki dedi biz duymadık dedi. Ama beni rahatsız ediyor ne okuyorsa beni çok rahatsız ediyor. Bu, bu bindi arabaya bindikten sonra biz rahatsız oluyoruz. Ki o tekisi dedik evet rahatsız oluyorum dedi. E dedi ki e, bir şey okumuyor dedi. İyi sessizliğe burundu. bir <laughs> gittik evet. petrol ofisinin oradan geçiyoruz. Gene neydi ya dedim ikinci sayfa kendi kendime. Oradan gene getirdim çalışmaya başladım gene ben. <laughs> bak bak bak. Gene okuyor diyor. Hiç unutmuyor. Ya dedi hanımefendi dedi. Bu adama ben dikkat ettim dedi. Bir şey duyduğumuz yok dedi. Ama içinde bir şey yok. Sana ne dedi içinden ne yapıyorsa dedi. Ama ben rahatsız oluyorum dedi. Çek dedi ineceğim dedi. Yok içi çek dedi ben dedi şey yapamam. Ondan sonra ben hiç hesap müdafaa da etmiyorum şoför. Şimdi arkadan ses, gülmeler başladı arka koltuktan. Kadın da gülüyor. Yani hiç maliyede çalışıyormuş o kadın da. Ondan sonra soracağım. Dedim, alın Şimdi biraz ha sesler yükseldi gülme. O üç tane indi. Üç indi. Sonra dedi, gidiyor. Ya dedi, şoför dedi ki, "Sen hoca mısın?" dedi. Niye sordun dedim? Ne alakası var? Ya bunlar rahatsız olduğuna göre dedi. Biz dedi inancımız var biz Müslümanız dedi. Bunların bir şeytanı var dedi. Sen bir şeyler içinden okuyordun dedi. Dedim ki Fetih Suresini okuyordum dedim. Arkadaki diyor dedi, o kadar mı tesirli içinden okudun. Bu nasıl olur ya dedi. Onları nasıl rahatsız etti dedi ya. Ondan sonra. Bir dedim bir ben bir okuyayım dedim. Bir, 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 bir <laughs> Şimdi tam Yani ondan sonra bir böyle bir kase. Ve dedi ki. Ben dedim neyse sohbet ettik bunu tesirli şöyle. İniyorum camini oraya bilir Şaban Hali. da bilir. Camide dur son durak daha ileride o. Dedim sağdeyin Hayır inemezsin dedi şoför. Kesinim ben seni geri getireceğim dedi. Senin işin var dedi. Yok kardeşim benim şeyim yok dedi. Ben de, neyse gitti. Kimse de inmiyor son durakta. Dedi ki ya benim çocuğum şöyleydi böyle. Ya kardeşim ben bu işte mi? Ya bu nasıl bir şeydi ya dedi fethi Yani Burada bunu anlatmamın sebebi kelamı ilahi illeti tammelidir. İster istemez yakıp yıkıyor. Onun zulmünü artırıyor çünkü ademi sırf ve ademi mutlaka atıyor. Adem işte içtiyor. İnsanda üç sistem. Adem çık yukarıya. Adem'i sırf. Adem'i mutlak. Adem mutlak yok zaten. Çünkü bir ilmi muhit var. Ama insanın kafasızın kafasında var. Adem'i sırf ise ilmi vücutlardır. ilmi şeyde. Yokluktan Allah Allah yarattı. Adem ise vücut ile Adem bizim için tabii Adem. Onun için iki menzil gibidir diyor. Bu kelami ilahi hevallahi acayip. Bu ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Hiç şansı yok. Ben niyet edeyim de etmeyeyim. Ne anlattım ben bunu? Ben niyet etmedim ki. Öyle mi? niyete bakmıyor. İlleti tam. Mesela benim ıslanmak istemiyorum. Suya girdim. İlleti tamirli istandım. Lezzet almak istemiyorum. Ağzımda şeker var. Bu şansım var mı? Ağzımda şeker var. Lezzet almak istemiyorum. Böyle bir şansım yok. Ayet okuyunca ister istemez ya hayır ya şer vuracak ona. Adam rahatsız olacak. Mesela bir misal vereyim fabrikada. Rastlamışsınızdır. 10 dakika teneffüste fabrikada basket oynuyor. Kafeteryada kafe içiyor. Ha lak lak koku yapıyorlar. Öyle mi? Sorun yok. Ben gizli hiç kimsenin yanında olmam. merdivenin altında cihazın arkasında namaz kılıyorum. Niye rahatsız oluyorlar bazıları? Tam bir şey yapmadım ki. Niye kenarda ben kitap okuduğum zaman veya iki kişi oturup sen kafeteryada bu siyaseti maçı şunu bunu gıybet ederken kimse bir şey olmazken ben iki kişi oturdum orada birisine bir şey anlatıyorum. Niye ben irticacı oluyorum? Hangi bir irticacı? Sen Siyasette gaflet onu bunun gıybet ederken şey ilmi bir şey konuşuyor. Niye rahatsız? Çünkü Kur'an illeti tammelidir. Risale-i Nur Kur'an hakikat olduğu için illeti tammelidir. Mutlaka tesir eder ama menfi ama müsbet onun zulmünü artırır. Onun da hidayetini artırır. Yüdüllü bir kesire ve ehli bir kesire. Çoğusunu dalalete, çoğusunu hidayete. Nasıl çoğusunu? Onun çoğusu altıdır, azı dörttür. Ayet diyor ki çoğusunu dalalete altı. Çoğusunu hidayete. Altı da altısı da hidayete. Altısı da nasıl olur? Matematik. Nasıl matematik bu ya? Tuhaf şeyler oluyor bizim gezegende. Bak kelam ilahi illeti tammelidir abiler. Böyle bir şey yani. Namazda girdim diyor. Yatsı namazına girdim diyor. Peki yatsı namazından niye girdin de öğleyin girmedin? Aynı soruyu Resulullah'a sorayım aleyhissalatü vesselam. İsra. Gece yürüyüşü. Niye gece yürüdün? Gündüz gitseydin de sema daha açık. <laughs> göre, göre, He, göre göre, her tarafı ne var ne yok. Gezegenler. Niye gece gitti? Tam da niye orada kıldırdı? Yani niye gece yürüyüşü İsra? Niye ustat yatsı namazına girdi? Bizim gezegende böyle oluyor seyahat. İlleti tamili. Beni çok etkiliyor bu Kur'an kelam ilahi. İlleti tamili oluşu Bırak. <laughs> Donmuşu mu? Allah Allah. Çok İsra gece yürüyüşü. Ustad yatsı namazına gitti. Trafik mi? <laughs> <laughs> gece trafik olmuyor. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Gece kimler aktif? Ona rağmen oluyor demek ki. onlara Evet. Gece esas onlar aktif. Şu anda cinler uyuyor. Işıkta boyut veremezler de. Ancak karanlık bir yere insana girmişse boyut verir. Veya taafun etmiş yerde. Gündüz ortası orada veremez. Ama ge gece buralarda aktif. <laughs> 12'den sonra oturursan Ali, camlarını tak tak tıkarlar. Tık tık yaparlar ya. Rats yani edeler. Tırmalarlar bir yerde. Kedi atı, tatusunu attı gibi, papucunu attı gibi yaparlar. 12'den sonra o her kim oturuyorsa Mutlaka camınızı tıklayacaklar. Ya Tanrı söyler. Mutlaka fare mi var ya? Demeye başlar. Fare burada. Şimdi ne oldu? Şimdi geleyim. Ruhun yapılandıran ruhun melekutiyeti bu. Burada iradeyi ruhta görelim diye koydu. İrade ruhun narsını yapılandırıyor. Ne kadar mühim bir şey. Bak irade bildiğiniz programını yapılandırıyor abi. <laughs> o kanun emrisi şu olsa bak. çünkü diğer yere şey olacak. Yani şey. iradeyi görelim şey. Yani o bizim irade bizdeki cüzi iradeyle bu e, millet tahminin iradesi ilişkisi bana çok şey geldi ama bu hangisi bu, cüz iradeden bahsetmiyor bu. Ee, ruhu, bizim ruhu, Allah'ın bizim iradeyle alakası yok. Bizim irade değil bu. Yok da. Yani ben mesajı kelam ilahi yazarsa, deki bu ilim irade kudreti varken bir de bende de cüzisi var bu o iradeniz. Bunların bir şekilde bir örtüşmesi olduğunu. Ama yani o kelam de benim irademe bakmıyor. Bakmıyor O ifade edildiği zaman kelamda varmış o. Ke Kelamı, kelamın kendisinde illeti tamimlidir, kelam. Kelama dönüşürse, yazı demiyor. Yani o zaman da mesela bendeki cüz-i iradeyle de bir çarpıştığında Mesela bir tanesini söyleyeyim. Yedi sene olmuş, ee, Ebu Leheb iman etmedi. İman etmedi diyor. Ama dese, bu ayet nuzul ettikten sonra, yedi sene sonra etmedi dese bir tane yanlış, ayeti yanlış çıkartacağım. yalandan söylesem. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Diyemiyor illeti tam olduğu için diyemiyor. Ama dese o ayet yanlış çıkacak. O ayet yanlış çıkacak. Kur'an davası bitmiş olacak. Dedi yani? Biz anladık da Ebu Cehil anlamadı mı? Dedi ki Muhammed senin için böyle diyor dedi. Etmez diyor. Cehennem adı Et dedi. Et dedi. Biz seni biliriz yalandan et dedi. Aynı demiş yani etmem demiş. Ya <laughs> öyle diyor diyor. Bak bugün diyor şey yaptı diyor. Arkadaşlarına söyledi diyor. Yazıyor yani. E dedi bak aha ettim diyeceksin de. Biz çok iyi biliyoruz ki biz ya ben de şahidim dedi. Şey yapacağım. Yalan. Et, et. et, diyor. Muhammed'i yanlış çıkar diyor. Yanlış çıkart diyor. Dedi yani bizim hatırımıza geldi de o adamın gelmedi mi? 7 sene yaşadı. Niye? illeti tameli olduğu için yapamadı, aktif olamaz, diyemez, dili dönmez. Beşerde bu yüzden Kur'an <laughs> edemiyor değil mi abi? Edemiyor. Dili Dilin dönmüyor diyor. Diyemez. Diyemez, diyemez. istese belki de demek istedi de diyemedi. Allah halk etmedi ya. Soru soru. Ruhu biz hayat, şuur, e, kanun emri, vücudu harici onların da hayat dili bilade kudret. Hani kaderde bir şey var ya abi, kader bir miktar tayin eder. Ya da e, mana kelime kalıbında gözüküyor. Yani kalıplar, kelimeler manayı gösteriyor. Hayat, ilim, irade, kudreti biz görmemiş olsaydık ruh bu alemde nasıl tecelli edecekti? Biz... Onu, yani onu nasıl diyecektin şeye benziyor kaderde. Şu olmasaydı biz el i sünnet bilmiyoruz ki ne bileyim. Yani mesela o zaman ruh denilir mi? Yani, ruhu bu aleme takdim etmek istiyorum da ben. Ama tıklıyorum. ruha nasıl takdim edeceksin iradesi yani bu... açı? Ruhu bu alemde anlamak için hayatı, ilmi, iradeyi bir illeti tamme olarak koymuş. Kanun başına şuuru taksa ruh olurdu ruh şuuru çıkarsa kanun olurdu. Evet. Ağaçların bir parça ruha benzeyen çekirdeklerindeki programı diyor. Evet. Hayatı çıkartırsan ilim, irade, kudret programdır. Hayat malzemedir yani. Vücud mahluk tarafıdır. Helal. Abiler devam ediyoruz. 280, Vucu 701. Abi, hangisi? Evet. Evet. Yazılımı işte şeyin dediği gibi. Abi. Dersine, dersin, dersin başında iradenin e, sureti, kanuniyeti, hakikatin mahiyetini konuşurken ruh demiştik. Ruhtaki haritalandırdığımızda yeri de demek ki kanun emriymiş. Evet yeri öyle. Kanun emridir o. Peki kainata bir ka şey var. Kanun var. Kanunu vücudu haricili. ruhta e, ruh da bir kanun emridir diyor. Ama ruha bunlar takılınca ee, emri kanunlar mahluk oldu. Ne demek o? Kainatın, kainatın kopşecekin hepsinin kanun yaparak bize montalanması kolaylaştı. Vücudu arıcı kanunu böyle e, mesela kocaman ağacı taşıyamazsın. Ama çekirdeğini taşıyorsun. Çekirdeği taşımak kolay. Nasıl taşıyacağım ben bunu? Ağacı git öyle bir formül bulmuş ki yapmış ki Allah. Kocaman ağacı taşıyıp da oraya dikeceğime, Rize'den Adana'ya götüreceğime ağacı onun programını götür. Çok acayip yani. Ben ağacı bu olmasaydı Adana'dan Kırıkan'dan Narı Rize'ye ağacı götürmem lazımdı. Ama şimdi ben çekirdeğini götürüyorum. Ha aynı bunun gibi Allah ne yaratmışsa hepsini bir kanun emri yapmış yani. Kula program yapmış. Koymuş bize. Neyi görmek istiyorsun? Dolaşmana gerek yok. Uzağa yakına gitmeye gerek yok. Yani hepsini aynı yerde seyret diyor. Hepsini kendi seyir. Gitmene gelme. Ahirete gitmene gitmene gerek yok. Haşire gitmene gerek yok. Cehenneme gitmene gerek yok. Hepsi burada var seyrediyorsun. He, ya, yakında diyor usta. Yakınında seyredersin diyor. Şahit olursun. Her şeye Allah'a bile şahit olursun. O Allah'ı evet. ehat olmuş oluyor diyebilir miyiz? Allah'ı ehat. Hepsini cemiyet ismi azam cim. Yani ahireti cehennemi görmek için cehenneme ne gidiyorsun ya? Cenneti görmek için niye cennete gideceksin? Kardeşim burada en yakınında diyor. Risale'de geçiyor. Yakınında hiç daha zorlanmadan, tekelüflere ve zahmet çekmeden bütün o. Çünkü rüzdam olması, takvim olması, hulası olması, mizan olması, nizam olması, harita olması, çekirdek olması, ruh, şey kalp yani. Hatta ruh da bile değil kalp. E, her şeyi seyredesin diye vermiş. Yani uzağa gitmene gerek yok. Zaten burada hepsi. 280. Sözler 701. Burası da çok harika bir yer ya. Ezan okunmadı değil mi daha? Çok güzel. O demeli parçalar ortadan alıyorum. Şu meylanlar bütün birer emri tekvini birer hükmü yezdani. Allah Allah. Birer fıtrı şeriat. Şurada yani. Birer fıtrı şeriat. Birer cilve irade. Bak cilve irade. İrade ilahi, yani bakın apostrof koymuş, takke koymuş olunca bu irade bizim irade değil, sahibine taşır, Allah'a ait. Hasan'i olsa Hasan'ındır. Hasan'i takke koyup çekersen, Hasan'dakiler onundur. Hasan oraya taşınır. Hasan'da gözüküyor ama onun değil, demektir. İdari ekvani kainattaki tasarruf i çekiyor. Gene o yapıyor. Emirleri şunlardır. Birer bire meylan, birer birer imtisal. Bak, emirleri şunlardır. Neyin emirleri? İrade ilayeni ve idari ekvanın. Kev. Kevnin idaresi ve iradesi. İdare ve irade. Neymiş? Birer birer meylan. Şu i̇zah edecek aşağıda zaten. Birer birer imtisan. Evameli Rabbani. Ustad dizmiş bu lematta, şiir gibi. Sonra vicdandaki tecelli geçti başka yere. Vicdandaki tecelli aynı böyle cilvedir, bunun gibidir. Vicdaniyeti kıyas edecek şimdi buraya. Yani bildiğimiz bir şeyle bilmediğimizi çözecek. İki bilmez olursa olmaz. Vicdandaki tecelli diyor... Aynı böyle cilvedir. Aynı bunun gibidir. Nedir o? Ki incizap ve cezbe iki musafa canı. iki mucella camdır. Akseder içinde cemali laezali hem de nuru imani. Ha? Tamam. Bitti. Ne aksedermiş bak camda cemali laezali camda nuru imani abiler şimdi buradaki çıkarımlar çok öz fıtır şeriat demek daha önceki malzemeyi de kullanıyorum geçmişi kullanarak fıtır şeriat şeriatı diye geçiyor nereden geliyor iracil ve iradeden geliyor bunlar bak, hükümleri koya koya üzerine basıp çıkacağız taşları koyup koyup merdiven yapıyoruz ya. Şeriat-ı fıtri cilve iradeden geliyor. Tamam. Vicdandaki irade de böyledir. Nedir o? Yani kainattaki fıtri şeriat var ya şeriat. Şartlar. Kainattaki cil... Ha, o nereden geliyormuş? İradenin cilvesidir Allah'ın. Ben bunu nasıl tanıyacağım? Allah kainatı nasıl tasarruf ediyor? Geç diyor. Nümine sen de var. Vicdandaki diyor, zaten vicdandaki tecil aynı böyle bir cilvedir diyor. Bakın şurada. Vicdandaki diyor o hadiseler, senin şahit olduğun Allah'ın kainattaki tasarrufuna idaresine şahit olacaksın sendekilerle. Vicdandaki irade de böyledir. Ne var ya irade? irade e, e, Vicdandaki irade de incizap var. Bir de cezbeye vesile oluyor. Diyor ya. Bak vicdandaki incizap ve cezbe birisi çekiyor birisi çekiliyor. Nasıl bir sistem ya Bak normal mi? Çekiyorsun, çekiliyorsun. İncizap ve cezbe. Bak biraz da devam edeyim. Vicdanda incizap cezbe olunca incizap demek abiler incizap cezbe edilme, çekilme demektir. İncizap Cezbe ise kendine doğru çekiyorsun. Osman beni çekiyor. Ben çekiyorum bir de. Farklı şeyler. Bak. Vicdanda böyle bir şey var ya. Çekiyorum. Çekiliyor. Nasıl bir sistem? Lan aynı şey. Aynı şey iki zıt olur mu? Çekiliyorsam çekemem. Çekiyorsam çekilemem. Çekememesi lazım. Aynı anda hem çekiyorum hem çekiliyor. Hem incizap var vicdanda hem cezbe var. İtikat, iman gibi değil mi abi? <laughs> Bakayım ne yapacak şimdi? Bakayım nereye gidecek? Çok tuhaf. Vicdanda incizap ve cezbe olunca ne oluyor diye soru koydum. Hani Ene, Ene'nin yanına zerreyi sen niye koydun? Konu açtı. Bu soruyu sormam Ene'ye bakışımı değiştirdi. Baştan değiştirdi sen şey sünnet-i bir şey koymuştun. O da etkilemişti beni. Neydi? Bir şey demiştin ifan. Resulü'nün bağlasın. mı? çıkacak. Ha! Enfusekum. Enfusunizden çıkacak. Meğer sünnet-i seniyeye ben Ahmed'in Mehmet'in, Haric'in davranışı zannediyorum. Meğer enfusekum benim içselimmiş ya. Fıtrat-ı asliyeymiş. Yani ama o beni o bende gösteriyor. Diyor ki sende bu var uyandır. Böyle yaparsan o çıkar diyor peygamber. Me onun fıtratında gözüken fıtratımda varmış. Enfusekum. Yani sendekileri uyandırıyor peygambere uyarak. Aslında uyarken ona ona uymuyorsun. Sureta ona uyuyorsun. Kendi batınını dışarıya çıkartıyorsun. Kendini inşa ediyorsun. Tamam Ha, şimdi onun gibi yani. Şimdi şey yani. E, ikinci soruyu ne sordum? Dedim ki en özele ne işim var dedim. De, şeyi değiştirdi. Yeniden bir okuma ihtiyacı duydum bu sefer. Aynı bunun gibi de vicdan da incizap ve cezbeli. Niye olsun ya? İki alemden birbirine gelen Aslında sıfır olması lazım. <laughs> Bak abiler artı bir çekiyorsa artı bir itiyorsa orada sıfır var demektir. Artı bir, eksi bir bir yerde olsa Sıfır olur. Bu tılsım. Acaba vicdan sır sahibi mi ki? Zıtlar aynı ku özellikle duruyor. Bak. Sonra devam ediyorum. İncizap. Mer. -er ben çekilmem ne demektir? Cemal ile zali aksediyor. Ondan çekiliyorum. Yani vicdandaki incizap bakıyorum şey manasında. Cemali Laezali'den geliyormuş. Çekilmem. Beni çekiyorsun İrfan. Cemal beni çekiyor. Cemal beni çekiyor. Cezbeyle, nuru imanla da ben çekiyor. Birbirimizi nuru imanla çekiyoruz. Yani hem çekilip hem çekilirse aslında iki kat hızla birbirine yapışır. Yani sadece çekilse o çektiği hız kadar. Hem o da çekiyorsa birbirlerine doğru. Yani iki kat hızla yapışırlar yani. yani evet. İki mıknatıs gibi Kuvvetlerin yönü önemli ama. Ha? Kuvvetlerin Ama birbirine gönü. doğru. Değil. değil. İki mıknatısın birbirini çekmesi gibi düşünüyorum ben. İşte kuvvetleri sen bitişik düşünürsün. Kuvvetler farklı yönde olabilir. Farklı çeşit kuvvetler olabilir abi. Yani fiziksel bir İkisini de kullanalım. Aynı yerde ben bir şeyi çekiyorum. Aynı yer beni çekiyor. Benim dışımda yani. Çekiliyorsam ben Çekiyorsam ben, çeken benim. Fail benim. Mefulo. Ama çekiliyor. Demek ki mesela ahirete ne ihtiyaç var? Çekildiğim için. Şöyle bir tarif yapsak abi. Mesela vicdan ruhu besliyor. Çekiliyor. Dimağı da besliyor. Alışverişler var ya birbirine. Evet. Onlar birisi. İnciza, inciza bununla, cezbe oluyor. Yani çekildiğim için çekme özelliğine sahip oluyor. Ne çekti biliyor musun? Bak. Çekildiğim için çekme özelliğim aktif olmuş. Bize hoca şöyle yapardı. Bunu tornavidayı tuttu bize. Biz okulda okurken. Ee, Sağ el kaydısı. Şuraya e, kabloları sardı. Çıktı. Ha? İşte böyle. Uygulamalı Evet. Şunu hiçbir şey yok. Bunda hiçbir şey yok. Çekme yok. Kabloyu bir sardı. Elektrik geçti. Çekiyor. Sebebi çekildiği için çekiyor. Şöyle mıknatıslanan demir de çekme özelliğine sahip. Evet oldu. Burada ne oldu? İncizatla cezbe olunuyorsun. Bak incizapla çekildiğin için çekiyorsun. Evet. Mesela vicdan eğer gaypla beslenmese kelam ilahiyle o zaman sendeki çekme özelliğin olmaz. Yani bu kabloyu ortadan kaldırırsanız bu e, tornavida çekmez. Ha burada hemen tutturdu. Bak arkadaşlar dedi. Bir şey çekiyor mu? Çekmiyor hocam. Sar 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 sar. Elektrik kablolu yani elektrik temas etmiyor kabloda. Sarsar. Yani yak, tak fişi dedi. Aa bunu çekti. Takti yapıştırdı. Ha. Yani e, çok ahiret olduğu için mi ben ahireti istiyorum <laughs> Ahiret var olduğu için, aktif olduğu için mesela mideni yok kabul et. Yemek iştahı olur mu? Ahiret ihtiyaç niye var? Deze, deze yani. Var olduğun için. Sen de, sen de, sen de niye var ki o? Benim şeyim olmuş, dua, duamız olmuş yani. Abi. Evet, yani vicdan, vicdan böyle gitti ahireti bu dünyaya getirdi demektir. olmuş? Evet. E arkadaşlar, eğer evet. e, şey, e, şey, nereye getirdim? Şöyle diyeyim. E, Davut, sen ormanda ol abi seni görmeyelim. Buradan görmeyelim. İpi tuttum ben. İpi tuttum. Gergin ama. Şimdi bu ipi çekiyorum ve gergin. İster böyle de iste böyle de. Ya bu ipin görmüyorum ucunu ama ya bir yere bağlı birisi tutuyor. Tamam Veya birisi tutuyor veya birisi bağlı. Öyle değil mi? İp gergin. Bunu görüyorum. Çekiyorum gelmiyor. Gergin. Bu ipin gerginliği bana gösteriyor ki ucunu görmüyorum ama bir yere bağlı. Tamam? Şüphe var mı? Yok. Benim vicdanım, vicdanım ip gibi, gergin. Bir şeyi talep ediyor. Yani ebet istiyor. Sonsuzluk istiyor. Çekilmişim ben. İpimi çekiyor o. Yani çekiliyorum bana rağmen. Ebetten başka bir şeyle memnun değil. Ne verirsem vereyim doymuyor. Memnun olmuyor. İlle onda fanilik gam gazı kalkacak. İstemiyor musun? Ben zannederdim ki bana astır. Bütün insanlarda beka var. Bütün insanlar ölüm istemiyor. Ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. İstemiyor. Çekiliyorum. Çekiliyorum ben. Çekildiğim için ora, oradan tutulduğum için ben burada tutmak zorunda kaldım. İncizap olduğu için bende cezbe var. Ha, o ipin ucunu görmüyorum ama ahiret bendeki ucu bende ya ahiretin ucu bende. Öteki ucun bilmiyor ama ip gergin. İp gergin gösteriyor ki oraya bağlı o. Bağlı olmasa bu gergin olmaz. Vicdanda cezbe var. Karşıdan incizap olduğu için. Çekildiği için. O çekiyor. Benim elimden almak istiyor. Yani dolayısıyla Fıtratın şahadetidir bu. Mesela şöyle diyeyim. Gözü açtım ama görmek istemiyor. Bu mümkün değil. Vicdan ne yaparsan yap ebed istiyor. Çekiliyor. Yani her yerde olmak istiyorum. Her şeye sahip olmak istiyorum. Her bir şeyle her şeye sahip. Her bir şeyle her şeye sahip olmak istiyorum. Bunu niye istiyorum? Oradası böyle bir yer var ki öyle bir ipi birisi tutuyor ki ip gergin. İncizap var. İpin bu ucunu tutmak cezbe. Oradaki adamın tutması ve yerin incizap. Eğer incizap yoksa cezbe yoktur. Cez, cezbem gösteriyor ki çekmem, tutmam. Çekiliyor. Yani işte bir tanesi Allah, bir tanesi ahirete iman. 6 tane imanın iki kutbu var esas. Diğeri mütemimi. 2 kutbu iman. İmanı billah, imani bil yomil ahir. Dünyanın iki kutbu var ya. Yani mesela iki diğer iman esaslar buna hizmet ediyor. Peygamber de niye ben peygamberim diyor. Allah var, ahiret var. Söyledi bu. Kur'an niye var? Allah var, ahiret var diyor. Melekler de böyle. Kader de zaten böyle. Hani iki kutbu imani. Ustad da ikisini kolasalandırmış. Nokta istinat, nokta istimdat. Bir tanesi Allah iman, bir tanesi ahiret iman. Bir bu mütemimleri yani. Ama iman esasında. Bunun gibi. Ama en şeyi bunlar. Esas. Esas olmuş. Nokta istinat 29. Şua'da geçiyor. 29. Arabi Risale var ya 29. da. Arabilsen tercümesinde onu da anlatıyor. Evet burayı da geçiyoruz. Gidiyoruz. Ne kadar kaldı? Bu şurayı biraz... Bak şu metini görüyor musun? Üşenmeden göresiniz diye. Mektubart 244. Bak hiç üşenmeden bak nasıl kırmızılar metin. Görüyor musunuz bak buraya kadar yazılmış. Sonra a bu kadar bir şey yani buradan çıkan. Bu hüküm çıksın diye şu sayfayı üşenmeden yazıyorsun. Kolay değil yani. Ya. Ama bu meziyetin değil ha yapman. Nasıl bir özelliğe sahip külliyat ki seni meşgul edebiliyor. Sen de bir kitap yaz da ben de hayatımı vereyim o kitaba. Ya. Şimdi abiler sayfa 284. Hemen bir sayfa geçirin. Mektubat 230. Gördün mü Yasin? Ha. Yani bir kuvvet ve kudret icat eder. Bir emir ve irade suret giydirir. Vay be. Evet. Mesela yine orada düşünüyordum. E, ira, e, emir. Şimdi böyle İmam-ı Bine, kitab mı Bine iki tane e, soyut e, ikisini de soyut ve somut koymuş. Mesela ben İmam-ı Bini yazsaydım ben, ustat yerin olsaydım, ilim emir demezdim. İlim irade derdim. Kitab-ı Mubine, kudret irade demezdim. Emir kudret derdi. Mantık budur. Başka bir şey çalıyor. Değil mi İrfan? Bak şimdi bir daha söylüyorum. İmam-ı Mubin, İmam-ı Mubin'de alemi gayb değil mi? Alemi gayb. E nedir o? İlim, emir. Burada emirin işi olmaması lazım. Emir kudretle olması lazım. İlimlerde olması lazım? İradeyle olması lazım. Vücud haricileri yok çünkü. Vücudu hariciler bir yere, vücud ilimler bir yere olacak. Bak, vücudu ilimler bir yerde bir kategori olur, vücudu hariciler bir kategoride olur. Kitabımı bin, yani şunu diyorum abiler garip garip bakıyorsunuz. Ki tabii. He? E gibi. O kadar hizli olduğundan latif nüktelerde 32'de geçiyor. Ee, o kadar ilim irade olmuş ki evet. aynı gibi olmuş. Ama değil tabi de. Ama, evet, yani Niçin kızksom… biliyor musun? Bak şöyle. Geldi, Bak. Bak şöyle, ben göstereyim de bir gör. Burada e, irade, kudret. Burası. he bak şimdi. Sevgili kardeşlerim, şu somuttur. Bu soyuttur. Vücudu yok yani. Gibi yani vücut. Bu da öyle. Bu somuttur yani. Emir. Eylemsel halidir. Eylemdekine. İlim öyle değil. Allah mesela e, emredince olmama şey yok. Ama ilimde olan her şey olmuyor. Vücuda gelmemiş. Ama emir olan her şey gelmiştir. Geliyor. Kudret, taluket derse mahluk olur. Olmaması mümkün değil. Ama iradedeki Allah'ın bir sürü iradesi var ama irade etmemiş. Aslında ben şurada şunu kastettim. Şunu şu şunu buraya koyacaktım aslında. Şu mantıklı şöyle olacaktı. İrade ile ku, e, emir. Yok, yok. Bak. bak. Bak bak. Bak şöyle bir şey yapayım bak. Bu soyut ya. Emir. Buraya da. Ha yok tamam. Evet ters oldu. İ, i, İ i̇lim. ilim ilim. Emir. Kudret. Ha böyle. Yok, ters Yine doğru. ters oldu İmamın müvvine evet. emir kudret demediniz Çaprazlayacaksın diyeceksin abi. Ha? Ha? İşte, şu ikisini İmamın müvvinin karşısına yazdınız onları ama bak şöyle nasıl yazsın? Tamam, şöyle yapalım. Şu. Ha, şuraya ne de, ne diyecektik? Et, emir, abi. emir. Ha, emir kudret. kudret. Tamam. Kudret, kudret onu Tamam, ellemiyorum. Buraya ilmi zaten alıyorsunuz. İlmi alıyorum. Soy... İrade abi. abi. Aynı böyle. Size tamam. Görelim, Tefekkürdeki hatanız nerede biliyor musunuz? Evet. Emri siz onunla özdeşleştirmişsiniz onunla. Emir sadece ol değildir yani. Nedir? Emir bak daha yukarıda ta kanunu emrinin de öncesinde. Bu sistemin en temelinde emir var. E şurada Şuradan kanunu. Ha, kan Gün emre zedisi. Zelize... Evet. Alt, emir alt, çok arkada bir, bir sistem yapıyor. Alt, yana, alt yana. Hatta emri nereye götürmüş biliyor musunuz? Hayat. Emri tekvini. Evet, götürmüş öyle yazıyor zaten. Tekvin, tekvinin emri. Emirden geliyor. Emir, evet. Tekvinden geliyor. Ama şöyle ya, ben yazsaydım külliyatı dedim. Soyutları, soyutlarla, somutları, somutlarla yazardım. Ama akılla, Abi, makul. <laughs> ama bu akılla yazılmamış yani. <laughs> yani. Böyle bir de nedir diye bakıyorum ekülliyata bir de bunu düşün düşünmesem söyleyemem şimdi de ne değildir ya böyle olsa ne olurdu diye kainat ne olur mesela ben düşünmesem söyler miyim şunu kainat şey kar beyaz olmasa kırmızı olsa neyi değişir dedim niye kırmızı yapmadı dedim bütün hepsi değişmesi lazım renkler göz bile değişmesi lazım gıda her şey değişiyor Ayvanın rengini değiştirdim Bunları düşünün. İşim bu. Başka bir işim yok. Kar beyaz değil de kırmızı olsa ne olur? Su değişiyor otomatik. O zaman insan değişiyor. Ya su niye beyaz olsun ya? Suyun rengi yok. Nasıl beyaza dönüşür? Cümlenin şimdi öneriliğine baktım da. 230. Heh. Şimdi diyor ki gayet derecede hikmetli bir kudretin tasarrufatı ve nafiz bir iradenin tasviratı ve tanzimatı. Hı. Yani iradeye tasvirat, tasvirat ve tanzimat Suret diyor. Giydiriyor. Kudrete tasarruf diyor. Yani diyor sizin cümle bu aldığınız yere geliyor. Hı hı. Bir kuvvet ve kudret icat eder. Bir emir ve irade suret giydirir. Evet. Yani ile kullansa bize daha yakın getirdi. Hı. Şu altta da hemen bir altında da o hı. evvel zahir batına vurmuş mevzuyu. İşte bütün mevcudat böyle evveline dikkat ediniz, ettikçe bir ilmin tarife namesi. Evvel ilim. Evet. Ahirine dikkat ettikçe saniyin planı ve beyannamesi plan ne olur? Zahirine baktıkça yani. bir faili muhtarın ve müridin gayet sanatlı, tenasüplü bir hulle sanatı. Yani irade sanki zahir oldu değil mi? Evet. evet. Suret giydi. Evet. baktıkça bir kadirin gayet muntazam bir makinası. Evet. Çünkü mesela ağacın evveli ahir var ya o 200 kaçtı gene yani aynı. Ha. Ş Evet. Galiba 200 He. Şimdi orada e, külliyata 3 isimle bakmak var ya külli. İsmi zaman nasıl masar olunur? Tesadüf değil. Tombala çekilmez. Külliyatın külli nasıl bakarsın? Diye. Aynı bu. Yani şu. A, ustadın yöntemine ne kadar yakın olursak o kadar külliyatı manasına yakın oluruz. Ustadın yöntemi nedir? Her bir eseri ağacın kökündeki evvel ile, evvel ismiyle, ahir ismi, me meyve itibar, zahir ismiyle ve batın ismiyle yazıldığı için dört ismin cem edip de bakabilenin tefekkür makamı Allahu Ehad'dır. İşte burada suret gidiyor, oradan çaptım. yaptım. Ağacın zahirisi irade. Hani siz önce gözüken eşya, müzürt, irade Senelerde. Mi mi? İşte şey bu, e, ispatı. Evet. Sari ifade. Ben Rüştü abi öyle ama dedim. Anlayamıyorum abi. Anlayamıyorum. Ben buna bakınca dedim. Nasıl irade olur? Bina. Bina demek kudrettir. Dedi ki işte sonra ben kendim. Bak dedi. Bu nedir? Bina. Niye armut demedin? dedi. Bak bir şey dedi. Sonra ha, ha bina nasıl bina diyorsun. Demek ki abiler eee zahirle batın beraberdir. Evvelle ahir beraberdir. Sureti irade midir? Giydirmiş elbise. Nereye giydirmiş? Batına. Kudret. Kud mesela şu bina. Bu nedir? Binadır. Niye araba demedin? İrade yani. Bu irade yapıyor. İrade edilmiş. Ha nasıl binadır ya? Böyle karton piyerle mi? demir midir tahtadan mıdır beton mudur kudret. kudret abiler ağacın batınısı kudret yani batın derken suretin zahirisi irade eveli emir ahirisi ilim galip evelinin ikinci şeyidir ilmin tarifnamesi dedi. tamam işte ilim. Ay ilim tarifin işte. He tarifini. İlmin ilmin kendisi olmaz ki tarifidir da çekirdek karefi yap. Ahirine dikkat edince sani planı beyanname açtı beyan. Hangisi olur? Emir var mı burada? E emir beyannamesi beyan edilmiş yani. Emri beyanname nedir? Sana geldi emirdir yani. Yani biraz benim düşündüğüm gibi olmadı. Aslında ben emiri başa koyardım. Yani burada sanki ilmi hem evvele hem ahire koydu gibi gözüküyor. O da böyle e, İmam Mübin'in şey gibi oldu ama. Bak mesela beyannamesi var ya beyanname. Beyanname e, ne olur? Bak biraz sen tarifisi bir tanesi beyanname. Bir tarif, tarif, ha. Bir tamam tarif. Yani beyanname ve Be, artık şey yapılmış. Bu böyle çalışacak. Bu yöntem sen memursun artık bunu uygula. Allahu alem tabii. Konu o değil ama burada niçin girdim şey yaptım ben sahiplendim buna. E, Zahir'e irade demiş. Suret giydirirdi. bakın. E, devam ediyorum. Çok garip şeyler oluyor tabii külliyatta da. Yani hakikaten külliyat tuhaf. Tuhaf garibime gidiyor. Böyle giderse böyle gider tabii de. Yani, irade şey. şey, suretle ilişkisini tam burada yani yazmışsınız ama konuşmak lazım. Ben Yok ya bir bir şey izah yapmadım, yazmadım. Ha, yazmadım. Çünkü ne için biliyor musun? Konu konuşulsun bu <laughs> <laughs> yani Çünkü e, mesela işte. Hı, Şöyle düşün bak. Elma e, ağaçla, elma ağacıyla bina aslında kudret vücudu harici vermiş. İkisi mahluk itibariyle aynı. Öyle değil mi? Hı hı. Kudret, mahluk, vücut var, nefs Ama ağaç deyip ötekisine bina demen e, mahluk itibariyle değil. Suret itibariyledir. Yani ayrı de diyorsun. Suret peki şöyle desek abi. E, iki tane seçmek hani değildir diyoruz ya biraz daha. Aslında nihayetsiz bir şeyi muayenleştirmek, teşahhus ettirmek gibi. Yani iki taneden değil, seçmek değil. Nihayetsiz bir şey var. Onun bir şey... Mutlak, mutlak, muhit ve hudutsuzu. Ha, hudutsuzu, <laughs> ve teşahhus Onun sö sözler 538'de şöyle diyor işte. Allah mutlak, muhit ve nihayetsiz olduğu, hudutsuz olduğu için mutlak ve muhayetin bir nihayet olmadığından bir suret tahayyül edilemez. O zaman Hı -hı. iradenin şöyle bir tanımı çıkar. Mutlak, muhit, nihayetsizliği e, muayyen ve mutlak ettir ettir Evet, evet. cilvece te, teşahhus ettiren suret evet. Çok güzel evet. O, o, yani bu, bu çıkar. Yani. Çok acayip. Yani o, o nerede bak burada o sayfa mı çevirdik? E, mutlak, muhit, hudutsuz. Hı -hı. Ve bir de altına ekle nihayetsiz. Allah için. Böyle bu hali e, mu e evet, kalın. İradedir. evet çok güzel tarif olur. Abi zaten mektubat 244'te teşahhus verilmesi diyor. Ha. Tabii teşahhus. Ha. 244. Ya sayfa arkada arkada. 285'te. risasını da var ya bir teşhis. Şu değişebilir aslında. Evet teşhis şu kanun emridir. iradedir dedik ya vücuda harici kudret dedi ki ruhun şey için. O bizim elimizde değil o. Vücuda harici taraf Şimdi o çok önemli bu. Bak dört tane şey. Şunu çevir, çevirelim mi? Burada mıydı? Çevirsene şunu. Bak bak şöyle şöyle. Bak e, mutlak. Bak abiler mutlak muhit hudutsuz bir de bir şey ektersen eklemiş nihayetsiz. Olan şeyi ki Allah'tır. Aha. Bu Allah'tır. Ee, mutlak, muayyen, muhiti, muşahhas, şehudutsuz. Yok mutlak, Mahdud. mahdut, e, muayyen. E, yani bunlar zıttı. Hmm. Nihayetsizliği de nihayetsiz yapan irade. E, Nerede geçiyor? Yani sözler, sözler 538 açar mısın? Mutlak olmadığı için diyor sıfat, sıfatlar bunu zıttına dönüştürüyor. Bak bak 538 bak bir açsın. Ee, sıfatlar zaten bunu yapmak içinmiş. Bak şimdi ortaya çıktı bak. 538 e, sayfanın hemen ortasında göbeğinde o siyah. Tam orada bak o baktığın gibi aha şurada. Aha burada. Oku bakayım. İşte enerji şu hainane vaziyetindeyken. 538. Evet, evet. abi cehennem Binler fünunu bilse de cehli mürekkeple bir ekeldir. Çünkü duyguları, efkarları, kainatın... Duygu efkârları, ve efkarları... Kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her şey nefsindeki renklerle boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde abesit mutlaka suretini alır. Çünkü şu haldeki en en rengi şirk ve tatildir, Allah'a inkardır bütün kainat parlak ayetlerle dolu olsa o enedeki karanlıklı bir nokta onların nazarda söndürür göstermez. 11. sözde mahiyetin Tamam bu şeydi. Mutlak mu, gelen mu, mu yapar. Orası mıydı ya? Orası değil galiba. Orasıydı. Ene yani Allah'ın marifeti niye ene bağlıdır? Soru orada mı? Burada. Marifeti enaniyete bağlı. Ha bak niçin bak. Okur musun orayı? Çünkü mutlak ve muhit bir hududu ve nihayeti olmadığı için hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil vermez. Bak. Ona bir şekil verilmez. Evet. ve üstüne bir suret ve bir tayin vermek için hükmedilmez. Mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Burası. Mesela zulmetsiz daimi bir ziya bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlık ile bir hat çekilse o vakit bilinir. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret Hakim ve Rahim gibi sıfat ve esması muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hiç olunmaz. Öyleyse hakikat hakiki nihayet ve hakları olmadığından farazi ve vehmi bir hat çizmek lazım geliyor. Tamam. O ne için söylüyor? ama Cenab-ı Hak bir şeye suret vermesi o mutlak muhit, hudutsuz, ve bir şeyi suretlendirme, kuzutlandırmak bir şey icra mesela, Evet mesela düşün. Allah yokken ağacın sureti neredeydi? Bu Allah mutlak, muhit, nihayetsiz. Yani burada böyle ifade edince yani seçmek kelimesi bak şey, şey olmadı. Seçme değil. Evet. O zaman ne Seçme yok, şey yok işte burada. Ya yani öyle bir şeyin içinden seçme yok. Başka bir şey yani. Ona <laughs> irade Çok var. Çok acayip. Ediyor. Evet. İrade seçme değil bakın mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsizin e, şekli, evet. muayenli olmadığı için ona bir şekil verilmez. Onun üzerine tahayyün edilemez, düşünülemez. E, şey diyor ya, la tefekkürü li zati. Zatımı tefekkür etmeyin çünkü olma, şekillendiremez. İşte bu irade bu işi yapıyor. Mutlak, muhit, hudutsuzu, nihayetsizi e, bir surete dönüştürüyor. Seçim yok yani. Tamam bu. Aradığımız bu tarif bu. Evet. Çok to evet irade bu. Suret giydirir diyor. Ah suret giydi bak diyor ki seçme yok. Bak şu mu bu mu bu mu yok değil. Seçme yok. He yani bunu biliyorduk ama tarifini kalıba sokamıyordum. A bu oldu işte. Kadın mutlak buna bir tane de ekleyeceğiz. şunu peşin ot salltı mı oldu peşin e abi burada şöyle diyebilir miyiz? iman mübin de ki niye kitap mübin'e irade ve kudret getirme demek değil mi aslında gibi ama bu biraz daha fazla başka bir yerden çünkü burada bir tercih yok. Burada yazayım aklımıza gelenleri de. Burada tercih yok. Ee, burada te tercih yok. Başka ne demiştik Osman? Tercih yok. Ha, bu yeter. Tercih yok. Şeyde çok güzel bayrak oldu şey, o şeyin yerine. O imamın mübin kitabı mübinin şer şeyi var ya, haşiye. Ha ne diyor? Orada diyor ki abi yani her şey vücudunda, mahiyetinde, sıfat ve şuunatında kemal sanat ve intizamları gösteriyor ki bir kudret-i kamilenin desatiriyle ve bir irade-i nafizenin kavaniniyle vücut giydiriliyor. Suretleri tayin teşhis edilip birer miktar muayyen bir şekli mahsus veriliyor. Demek bu kudret ve iradenin külli ve umumi bir mecmuay kavanini bir defter bir vardır ki her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. Nazım malı nasıl oluyor? Yani onu onu oldu. Yani evet. suretlerin tayin teşhis edilmesin hep 2-3 tane alternatif. Varlıktan seçiyoruz. Gibi anlıyorduk. Ama Din. Din. Ha, çok da acayip bir şey o. Başka bir şey, Başka bir şey bu. Aha, aynen. Çok farklı. Şey. Evet o. Yani havuzda, onu alayım, onu alayım, o sayfa kaçtı? Bak şimdi mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz. Bunu bir seçim yok bu. Seçim değil yani. Biz hep öyle anlıyoruz? Öyle anlıyoruz. Seçim. Seçim değil bu. Bunu bu bu burada tercih. Yok bir şekil mahsus bir miktar muayyen muayenleştiriyoruz. Ha. ha, yok vayen, tercih vayen. yok, tercih yok, şekil yok. O zaman nedir o? Yapalım şeyi. <laughs> sen şey o sen sen okudun oku. Abi burada e, bir miktar muayyen, bir şekil mahsus. Bir. miktar muayyen miktarı muayyen bir şekli mahsus. Tutuksuzluğu muayene. Ha tabii onu, şey onu, onu mutlaktı şey yaptı. Ona irade gerekir. Mahsus oldu. Bizim hep anlattığımız şey ihtiyar hakkı. Bu ediyor der tarafı. Şekli mahsus oldu. Şey. Bir yerde ihtiyar ilahi var. Ha? İhtiyar ilahi var adam Mutluluk. çünkü benim şeye <laughs> bakmadım değil. Evet. Tercih yok. Tercih. Evet öyle varlık arasında seçim yok yani. Ne yapıyor çok güzel oldu yani. Hep böyle kıvranıp duruyorum. Yani bir beni muayenleştirecek bir ev safına mecbur olacağım. Onu tercih etmek zorunda bırakacak şey değildir diyorum. Ama tanımlayamıyorsun da yani böyle irade çalışıyoruz ya. Yani sonuca varmadı ki. Ama mutlaka diyoruz çekecek bir şekilde açıktı. Burada bir tercih yok. Burada bir tercih yok. Hudutsuz da nihayetsiz de yok. Burada bir tercih yok. Bir müktar muayyen, bir şekli mahsus yapıyor bunları. Daraltıyor. tayin ve teşahhus ettiriyor. Heh, Taayun ve teşaküset duruyor, ee, Giydiriyor. Evet, taayun hmm. ve teşah duruyor. nihayetsiz güneş. Biz oradan güneşi seçmiyoruz yani güneşin biraz daha ne kadar gelecek, bunun öyle bir tercih yok. Sadece aynı olmak var yani. Çok güzel. Mesela güneş güneş seçmiyor. Güneşten alanlar seçiliyor kendisi. Mesela mesela ziya geliyor manyetine veya hakikatine göre. Güneş ziyası geliyor. Herkes eşit mi? Bir tanesi yeşil biber, bir tanesi kırmızı biber çıkıyor. Güneş yeşil bir yeşil göndermedi ki. Sarı göndermedi ki ayvayı. Herkes kendisine göre şekil aldı. O ne yaptı adeta? Güneş gibidir. Şunlar, şunlar güneş gibidir. İrade ne yaptı? O hakikatini, mahiyetini ortaya çıkarttı. Ha bak bir daha. Bunlar güneş desek şu da ona fıtratını ifade edip ortaya çıkmak. Mutlaklıktan bu hale geldim. Evet, güzel olur ve ezanla beraber ama bunu yazmam lazım. Ee, güneş misali diyeyim. Şöyle, güneşten üşenmeden yazacağım. Ziya geliyor. Eşyanın hakikatları. o ziyaya ayna ve mirat olmasıyla e, miktar e, ve teşavvü yok. Muayyen, miktar muayyen şekli mahsus. Ziya ile Mirat ve libas giydiriyor. Süret giydiriyor. Mirat e, Ziya ile e, libas giydiriyor şuraya. Ziya 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 ile öyle mi diyeceğiz? Ziya ile libas süret giydiriliyor. Evet. Ha, süret irade ile yani yok, giydiriliyor. İrade de aynı işlevi yapıyor. Arkadaşlar çok acayip evet. Yani böyle bir şey bekliyordum sebebi. Ee, seçim yok bunda. Ama ortaya çıkarmak var. Süre işte o da mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsizi burada tercih etmiyor. Bunlara bir miktar muayyen, bir sureti mahsus, bir tayin teşahhus ettirerek irade suret giydiriyor. Yani yani Aynı onun devam abiler. Giydiriyor şuradan. Şuradan eğer şey yaparsanız buraya geldim. Yani güneşten ziya geliyor. Eşanın hakikatları o o ziya ile o ziya gelen tek şey. Herkese farklı gelmiyor. Ayvaya sarı, kırmızı biber'e, yeşil biber'e ayrı ayrı gelmiyor. O ziyaya, ziyayla libas ve suret giydiriliyor gibi irade de aynı işlevi yapıyor. Yani ne yapıyor? Bunlara libas giydiriyor. İrade de mutlak, irade de ve yandaki şekli silebilirsiniz abi orası konunun dışında. Bunu mu? Ha, evet. Çin, evet. Evet, bizi yordu ya sabah. Olduk gitti ya. Şurada hakikatları yazdın ya Hasan abi. O hemen elin yanındaki siyah yazısı. Şu mu? Ha, şu. Bu tarafta abi sağda. Şu. Şurada şurada şurada. Altta. şurada. Hemen altta. Benim de abi. Şu siyah var ya hakikatlarına Beşen göre. Beşan hakikatları. He. Ha. Orada bir şey de diyor ya 24. mektupta. Her birinin mevcudatın mahiyetini birer model iddiaz ederek. Ha mahiyet. Yani mahiyet orada şey belirliyor yani. Hakikat değil, o, değil mi? O layık o... Ha irade zaten sıfat. Mahiyete bakar. Hakikat esma evet uymadı. Zaten bu mahir bir sanatkar, kıymetli bir elbise miskin adama giydirme var ya model, modellik misali. Evet, tamam. Türklerine Abiler ezber olmasın. Hakikatler esma ilahiye. İrade ise es er esma değil sıfat. Ha. İrade de mutlak. Burada ilginç bir şey de çıkıyor. Ee, bu, bu mahiyet mi? hakikat suret denkleminde ee, suretin ne şekilde olacağını belirleyen irade çıktı. Yani bu Hmm. Mahiyet, hakikat, suret üçlemesinin içinde irade sureti belirleyen yöntem gibi gözüktü. Abi hemen söyleyeceksin suret. Kafamda olanı ve libas giy. Abi bir de söyler misin? şimdi mahiyet, hakikat sureti. Suret, evet. Kanunat. Evet, hakikat mahiyetten gelir. Ee, o zaman şimdi bizim suretlerin irade belirliyorsa şekli mahsus yani suretleri tercih değil o manada. O zaman e, burada bu üçlemenin içerisinde iradenin bir fonksiyonu var surette. <laughs> mahiyet, hakikat surette. Yok, suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Dedim tamam, de. Sokma, 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 tamam. Yani ha, sokma, aha üç tane. irade ise tercih eden... Lüzum vücub zaruret yani illet-i tam, he. Evet sureti... O zaman ee, iradenin sureti oluşturmadaki hakikata mı mahiyeten bakır? Orayı bulmamız lazım. Yani, şöyle yani... Sureti, suret, suret, irade oluşuyorsa, evet. tamam. Şöyle şöyle bir dakika. Bak ha. mahiyet... Hakikat mahiyet tarafında... Abi yazalım dur. Mahiyet, hakikat... Ötekisini geçelim. Suret suret giydiriyorsa irade, daha hakikat olmuşsa vücuda hariciye çıkmış kudret, mahiyete de ilim olursa o zaman lüzum, vücub, zaruret oldu. Yani bu kaderden nereden şey yaptın demeyin. Kaderde ya. Ama tahmin tabii. Çalışıyoruz ya tahtada. Abiler bunu bir şey yapalım. Bu, bu çok orijinal bir şey ya. L lugat üstü bir şey. Enfusi bir. Bir de aklıma geldi. Vücut demek hani e, vücudun rusuhiyeti anlamına da geliyor. Evet doğru. Oradan kudretin tatbiki ne bir belki yol çıkabilir. Evet. Bunu bir yapayım. Şimdi ihtiyar şey, ihtiyar dişsaldı. Haricin sıfatına mahkumdur sıfatına mecburdur tercihte. Kırmızı mı yeşil mi vesaire. İradede böyle bir şey yok ama gene şey yapma kalıba sokamıyoruz. İşte ben olan ben olacak. Ha. Şimdi nedir o? Tercih yok bakın. Mutlak eksiğimi düzelttim beraber. Mutla muhiti hudutsuzu nihayetsizi olan bir şeyi burada tercih yok. Onu ne yapıyor? der tercih yapmıyor. Bir miktar muayene muayene e getireyim muayene. Evet. İki nokta. Bir şekli mahsusa bir tayin ve teşahhusa bir hu sa, Evet. Her şey var. Hasan abi değil mi? İlimde var. Öyle demiyor muyduk? İlimdekilerden Cenab-ı Hak iradesiyle tercih ediyor diyorduk. Bir öncekinden farklı ifade ediyor. İlimde bütün ihtimaller var. Evet. Cenab-ı Hak iradesiyle tercih ediyor diyor. İlimde. Ama dediğimiz o zaman bu Söylenme farklı oldu, olmadı. Hayır, öyle değil. Niye olmadı? Çünkü ilime sen mutlak ve muhittin hudutsuz mu, hudut mu veriyorsun? İlimde mutlak muhit değil midir? Allah'ın evet. sıfatı sıfatı. Şey. İlim mutlak değil midir? <laughs> Muhittir. Hudutsuzdur. Nihayetsizdir. O zaman o ilmin içindeki şeylerin hepsi iradenin işi o zaman. Yani bir kere bir ilimi İlimin, ben, ben öyle anlıyordum yani yanlış anlıyorsam. Şimdi ilmin içerisinde paket paket her şey var, belirlenmiş, Yok. paketlenmiş. İrade geliyor. Bir tanesi ne yapıyor? Değil değil. değil. Ha, o zaman onu tasfiye edeceğiz. Evet. Yani i̇lmin içindekilerini netleştiren de irade. Ya, i̇lme karışmıyor da. Karışmıyor mu? İlme şöyle karışıyor. Çünkü ilim, yani Allah'ın sı sıfatları var ya, Sen basar kudret. Onlar mutlaktır, muhittir, hudutsuz, nihayetsiz. Esma değiller. O zaman nasıl anlayacağız orayı? Ya ne yapıyor? İrade yapalım şimdi beraber dur. Ee, bunları tercih yapmıyor. Bir daha beraber yapalım. Bir miktar muayeneye, bir şekli mahsusa, bir tahviv ve teşahhusa irade ile suret giydiriliyor. Usta suret giydiriyor dedi. Yani anlamadık. Oradan geliyoruz. Anlamadım güneş misali gibi. Güneşten ziya geliyor. Eşyanın mahiyetlerine o ziya, ziya ile ne yapıyor? Kendisi irade giydirmiyor. Ama bu misal biraz ters olduğu gibi geliyor güneş misalinde. Yani biz burada miktar muayeni, irade belirliyor. Bir, yani nihayetsizlik tabiri caizse sıkıştırıyor, sıkıştırıyor, sıkıştırıyor. Bir huduta getiriyor, bir suret olarak çıkartıyor. Usta diyor ki, ziyaya ilim diyor. Ha, yani burada siz eşyanın istidadı belirliyor. Ne için biliyor musun? İstida, i̇stidadı sen e, mutlak değil midir? Bu istida istidadı, kabiliyet demiyor. Mutlaktır, muhittir, sonsuzdur yani, muayen ki. Onu şöyle desek daha uygun gibi. Güneşin bütün paketi e, var, gidip papatya'ya ne verecekse bir suret olarak... Hayır, kombe veriyor, onu ifade ediyor. Ha yani aslında o değil güneş irade belirliyor. Çünkü iradeyi bu tarafa almamız. Yok bak şimdi. iradeyi şöyle. E, e ilime ilime ostad diyor ki şems gibi. An var ya 16. sözde ziya. ondan sonra. Şimdi bu adam istidat istidadımız nihayetsiz. Hudutsuz. E, muhit her şey. Yani insan istidadı, kabiliyet değil. Oradan ben ben niye başka bir şey olurken eşcinsel olabilirim, olurum, bu olurum? Niye ben ben oluyorum? O mutlak, muhit, nihayetsiz, hudutsuz olma ihtimalleri içerisine ben niye oldum? Ben nasıl yaptım? İrade ile ben ben oluyorum. Ufaltmıyor. O istidadı ufaltmıyor. Onların o mutlaklığından ben muayene oluyorum. Ben oluyorum. Hmm. Ama benim dışında bir sürü benler de var. İşte Eşyanın hakikatler desen dediğin doğru. O düzeltti o bayram. Mahiyetlerine yani istidat bu. Hı hı. Hakikat olsaydı kabilet olurdu. Hı hı. Belirlenmemiş her şey ihtimaliyatı mahiyetlerine o ziya ile gidirmiyor bu. Hı hı. Vurunca libasa, surete giydiriliyor, dönüşüyor gibi. İrade de bak mutlak, muhit, hudutsuz ve nihayetsize suret ve libas böyle giydiriyor. Orada şimdi ilimle bunun ilişkisini çözmek gerekiyor. Abi, Çünkü, abi bir şey söyleyebilir miyim? İlimle çakıştık. Abi gibi. şimdi yani, dediğimiz şey zaman şey imamın ı Mübin o da ilim ve emir. Emir'in zaten biz iradeden geldiğini daha önce çalıştık. Evet. O yüzden o da sizin söylediğiniz yine irade zaten. İradeden gelen emri tekmini ya. Evet Yok. yine irade yani. Emretin. Evlerin üstte işte ya. Evet. İraden edeyim. gelen evamiri teklini ediyorduk. Evamir ayrı, emri tekvini ayrıydı. O, evet. Emri tekvini iyiydi zaten. Bugün çalışık Bugün Çalış Burada herhangi bir şey görmüyorum ben. Yani, yani mahiyetinde yine irade değil. Libas. O, o zaman şu, şunu tasfiye edelim. Şurayı oku, oku, oku şey yap. Son okuduğunu oku mu şeyi. Şimdi oku bak buraya bakalım şimdi. Oku bir daha. Bak burası. Ona bir çalışacağım şimdi. Bu gözle. Yani her şey vücudunda, mahiyetinde ve sıfat ve şunatında kemal-i sanat ve intizamları gösteriyor ki bir kudret-i kamilenin desatiriyle ve bir irade-i nafizenin kavaniniyle vücut giydiriliyor. Suretleri tayin, teşhis edilip birer miktar muayyen bir şekli mahsus veriliyor. Demek o kudret ve iradenin külli ve umumi bir mecmuai kavanini bir defter ekberi vardır ki her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. İşte şu defterin vücudu İmam Bin gibi kader ve cüz-i ihtiyar misalinde ispat edilmiş diyor. Devam edelim. Evet. Yani bu olduğum anlamında değil. Bunu alacağım ben gene sizde. Haftaya da irade inşallah yapacaksa. Şu şeyi ama bize uf ufuk, ufuk açtığı. Yani illa son hali değil tabii. Yani şurada ben şu an bunu dedikten ediyoruz. sonra biz bugüne biz kadar, kudret kadar kudret ilimdekileri tasdik yani gerekiyor. De, i̇limden ilimden de, irade seçiyor tabi caizse. Vücuda kudrete veriyor. Kudrette vücuda harcaya çıkarıyor diyor. Değil mi? Genel olarak. Aslında bu, bu ifade şekli de yanlışmış gibi. Eksik gibiydi. Yanlış ha, değildi. Yok yok. Tavsi değil de. Ona o ilmin içini şunla dolduracağız diyeceğiz. Diyeceğiz muhit mutlak hudutsuz nihayetsiz ilimdeki iş, iş, iç, içeriği o, eksik değil. Ha, o zaman <laughs> ilmin içeriği belirli zannet yani. Ben zannediyorduk. Oysa burada eksikliği şu. İlmi tanımlamamız şey oldu, eksik oldu. Ha, ha. O, ha, yani. ta, evet. İlim aslında hudut muhitlaktır, muhittir, hudutsuzdur, nihayetsizdir. Oradan miktarı muayyen şekli mahsusu yapıyor irade ilimi evet, ilimi de düzelttik. ilim içerikleri olan, ilmin içerikte kaydedersin. ilmin içerikleri olan mutlak ve muhit ve ve bir şekli mahsus, e, miktarı muayyen e, ta, şey yapan, ve teşahhus ettiren irade. Yani burada bir tercih yok. ilmi de ufkunu açtık. Eksik değil mi? ilmin. de ufku yukarılara çıktı. Çok acayip oldu. İlim böyle belirleniş değil. Mutlaktır ilim. muhittir ilim. Hudutsuzdur, nihayetsizdir. Onu bu ilim bu ilim bunu şekli mahsus yapıyor. Evet, şuraya ben bunu siliyorum. Şuraya düzeltiyorum şurayı. Tabii siliyorum. Bu işte bir yaptı zaten. Evet, bu başka bir konuydu. Heh, çok acayip bir şey oldu Allah Allah bunu çıkacağını hiç tam... <laughs> Bak şimdi o kadar antik oldu ki abiler şu şurası ilmin enfusi içerikleri içerik sıfatları içerik. Tamam bu ilmi. İlmin içini böyle doldurduk mu irade otomatik çıktı yani. Yani biz mesela ilim şöyle. Olması gereken olacakları orada olmuş. O olmuş. Yani öyle zan. Oysa ilmin içeriği mutlaktır, muhittir, hudutsuzdur, nihayetsizdir. Burada cümleyi şöyle kursak, buradaki ifadeyle de ee, mutlak muhit hududsız olan ilmin içeriklerini bir miktar muayyen bir şekli mahsusla suret giydiren irade suret giydirir. eee kudrette icat eder. Tamam işte o. Evet. Onu hemen yazıyorum şuraya. Onu onu söylediğimizi okay. aynı öyle güzel tarzama mı... oldu. Yani i̇rade ha. Miktar bir Bir söyle dur tam. tamam. Ha. Mutlak muhitsiz ilmin içeriklerini muhit, içerikleri... muhit mutlak hudutsuz hudutsuz kudret ve Aa, orada o oku. Beraber. Üçüncüsü bilmem hitetin kaseden kader, kudrani esmayı muttakayı ilahiyetin fezi tecelliyatından her şeyin istedığı mai bir his alıp kaydetmiş ve tersim etmiştir. Tersim etmiştir. Bir de oku ilim. Kader, kader bu. Kader. kader yapıyor. ilim değil abi. Ha, Nurani esmayı mutlaka ilah diyorsun. Evet. Feyzi tecelliyatından her şeyin istadına layık. Heh. Bir İstigat. hisse alıp kaydetmiş ve teslim etmiş. Tamam. İşte bu ilim kendisi değil. E, oradan olan kader ki kader bütün isimlerin cemi. Evet. Bu işte aynı buna destek tersim etmiş. Aynı bu bize destek veriyor o. Umana. Sizini, evet. Evet evet. Ama burada suret giydiren ilim değil. Kader tersim ediyor. Suret giydiriyor. Mutla, şey, Osman mutlak muhit hudutsuz ve nihayetsiz ilmin ilmin, ilmin sıfatlarına, sıfatlarına sıfatlarına bir miktar muayyen bir şekli mahsus ile bir miktar muayyen o söyle bana miktarı muayyen yen ve ve mi var? Ve bir şekli mahsus ile. Ve şekli mahsus. Çevirdik çevirdik ne kadar da çok alabalık al geldi. Aynen. İle. i̇le. E e suret. E sure, e irade. Mahsus. E şekli mahsus. irade ile. Mahsus. Mahsus. irade ile suret. He, şekli mahsus ile irade irade giydirir. İrade suret giydiriyor. kudret ediyor. Tamam. Giydiriyor. Virgül. Kud, virgül kudret Çok güzel oldu. Bu, 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 bu ilim, irade, kudretin tarifi. Hepsi tarif oldu. <gülüyor> <gülüyor> He? 29 Nema-i Arabiye'de ilim nefes eder diyor, irade tahsis eder, kudret vücut giydirir. Aynı bu cümle. Evet abi. İrade İlade tahsis eder. Aç onu. 29 Nema-i Arabiye'de. Yok değil mi abi? 29 Nema-i Arabiye'de. Yeah. <laughs> aç aç o. Nema-i Arabiye'de. Evet, ara evet. Şu sonunda değil mi bu? Yok. 29 Nema-i tercümesinde var. Envara-i Şeriat'in ayeti hadis-i var ya orada çok ilimler var diye. Var ya orada ne yapıyor? İlim temiz eder, irade tahsis eder, kudret, vücut giydirir. Bu evet staring, tam, tam, tam tamam. Tamam abi yavaş yavaş tamam. Hep buna geliyor ama farklı şekilde. Abi yavaş yavaş. Kuruyor. temiz eder, irade tahsis eder, kudret, vücut giydirir. Evet. Ta ta tah 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 tahsis has kılar. Ta tah, <laughs> aynı de uyu. De temiz, de hmm. yani. O da temiz yani tamam. mutlak her şeyi suçluyken temize çıkıyor. Yani şey aslına dönüyor. Aslı ve öyle galiba. Ama neyse biz bir şeyimize bakalım. Mutlak şey, muhit, mutlak hudutsuz ve nihayetsiz z her size ilim sıfatlarına, nihayetsiz ilim sıfatlarına ilmin sıfatlarına, ilmin içerik sıfatlarına mı diyeyim? İ İ i̇çine mi diyeyim şuraya? İlmin e, İçeri içerisine mi diyeyim? Il, İçindeki, ilmin yani. İ, sıfatı 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 sıfat sıfat içidir zaten. Sıfat sıfat içidir. Sıfat, 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 ha, yani. sıfatlarına bir miktar muayyen bir şekli mahsus ile bunlara irade süret giydiriyor, kudret icat ediyor. Doğru. Abi. 29. Lema Arabi'nin 3. babında şöyle bir ifade var. Hem o her şey hakkıyla bilen olduğu gibi her şeyi irade eden de odur. Onun dilemesi olmadan bir şeyin tahakkuk etmesi mümkün olmaz. Hem kudret tesir ettiği ve ilim temyiz ettiği gibi irade de tahsis eder sonra eşyanın vücudu tahakkuk eder. Aha işte tahsis has kıldı işte. Aynen. Ha, bir de söyle şuraya yazayım onu. Ben siliyorum şunu sileyim. Şurada değişik dur. Kudret hem kudret tesir ettiği. Yok en son. kudret tesir, ilim, temyiz, irade, tahsis. Birincisi neydi? Kudret tesir. Kudret tesir. Tesir. T Te Te Evet. İlim, temyiz. İlim temyiz. İrade tahsis. İrade. Ta. Evet. Tasist, evet. Ha. Evet, has. Aa, uyuyor buna. arşını bana. Surete uyuyor abi. Suret, tahsis. Has kıldı. Şey, işte. Abiler çok o, acayip bir şey e, inşallah. E, etrafını hı hı. yani bu iradeyi yapa, yapa ta hep e, tercih olmadığını, içsel bir yapılanma olduğunu... Ancak bu kadar şimdilik yapabildik. Yani bu ilim olduğun, ilimin enfusi, içerik sıfatları. Aa burada delmiş zaten. Ee, tamam. Nihayetsiz, hudutsuz. Ee, bu da vicdan de, desen de olur. Zemin ona gerek yok o da. Bunu biz ayrı bir konu. Tamam burada kesiyorum. Amin. Yani çok tuhaf oldu ama... E, bu çok e, acayip oldu yani. Çok şükür. Yani kıvranıp duruyorduk ama El Fatiha